Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz braderler, kadırdan aki uki opa singiller, bugün inşallah sizler bilen ota dolzarp bulmasa da, lekin ota kızık mavzular bu arası da sohbetlaşmakçımız. Avvalgi sohbetimiz cüde yakşı kabul kılınıp, adamlar tamamından cüde köp manfaatlar olingani, itirafları, rahmet, teşekkür, mektupları keldi ve bazı taklifler ham keldi. Uşa takliflerden biri avvalgi sohbette siyaset haqida dünya meydanında bo'layotgan o'yinlar to'g'risidagi bazı animasyon multfilmler haqida gapirgan edik. iPad God 2 degan multfilm to'g'risida. Uşanı sharhi haqida bir gapirib bersangiz, tushunchalar bersangiz deyişiyipti. İnşallah onu hem gaplaşamız. Ondan aldın sohbetke evvela ilmi bazı savallar var. Bunlarga hem az gene mukaddime kiritip gitsek. Ondan keyin inşallah Rabbil Alemin bazı subliminal multfilmler dünya meydanında rece bilen amelge aşırılıyetken işlerini evvelden sizi bizlerge kursatıp gözümüzü içige tik karab qilayotgan düşmanning reja hiylalarini fosh qiladigan bazı mavzularni tahlilini birgalikda qilamiz. Mavzu açık, inşallah karantindamiz, kech bo'ldi. Uyqusi yo'qlar bo'lsa marhamat, suhbatimizni eshitishi, boshqalarga ulashishi va bu mavzuda erkin kommentariyalarda fikrlarini bildirishlari mumkin. Bir gap, ya'ni oramizda trolling qilayotganlar, o'sha bütün düşmanını hizmetine yüzünü birikitip alıp Müslümanlarına taşlanıyorken trollar kırışı. Tabii onların kandı gap yazışıdan kat'i nazar gaplarına cevap kaytarmaslıklarını iltimas kılaman. Çünkü onlar sohbetini sabotaj kılış rejasını tüzüyorken adamlar. Çünkü onların dümünü basvaganımız, asıl onların başarısını açıp taşlaganımız, ularga ilmiy maydonda qilayotgan ishlarining jinoyat ekanligini fosh qilganligimiz tinchlik bermayapti. Uxlashmayapti, qo'llaridan kelgancha bizga eng pastkash usul bilan hujum qilishyapti. Va biz ularni eng yuqori saviya bilan daf qilamiz. Ya'ni ularga javob bermaymiz. Yana FM degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Hozirgi kunda odamlar Vangaga ishonyaptilar. Nima emish koronavirus haqida aytgan ekan sizni fikringiz debdilar. Shu Vangaga o'xshagan yoki Nostradamus kabi bashoratchilar, qo'shtirnoq ichida bashoratchi emas, kohillar. Ni gaplarini ko'tarib yurishlik musulmonlarga yarashmaydi. Bu joyda bir narsani farqiga borish kerak. Men bir maqolani ko'rib qoldim, ya'ni fitna nazariyalari bilan mavjud voqealikka to'g'ri baho berish o'rtasida farq bor. Fitna nazariyalari Vangalarning tushunchalari, Vanga Nostradamuslarning tushunchalari, har bitta shakldan nimadir chiqarishga urinish, o'zi shakl unga aloqador bo'lmasa ham tarixiy ostida haqiqati bo'lish. Yana birodarlar, o'sha subliminal mavzularga, ya'ni nima deydi? Folbinlikka ishonib ketishlik darajasiga e'tibor qaratib qo'ymaslik. Lekin rejalik, intizomlik, maqsadlik vazifalarni doim esda tutishimiz kerak. Men avvalan ba'zi masalalarni aytdim. Bu Jamshid degan bir bola bor. U bola bilan o'zini shaxsi haqida emas, u fikriy dunyoqarash tushunchalari o'zidan boshqa hammani aqli past deb sanaydigan bola.
o'rni kelgan paytida o'sha Rustam Karimga o'xshagan odamlarni ham himoya qilib, ularni ya'ni mart inson deya uradi. Lekin ular g'irt xoin ekanligi isbotlansa ham keyin chiqib uzr so'ramaydi. O'shuna qadar musulmonlarni orqada qolganlikda musulmonlarga nisbatan past nazarda qarashligi bor. Bugun mavjud bo'lgan hodisalar islom ummatining ustida o'ynalayotgan o'yinlar. Bu o'yinlardan qanday qilib biz qutulishimiz kerak degan mavzularni ko'targan odamlarni fitna nazariyasi deb nomlayapti. O'zidan bir narsa so'rasangiz, o'sha har turli oilalar, har turli dunyoni mablag'ini qo'lida tutib turgan odamlar voqealikka to'g'ri tahlil bilan qaragani uchun oldinda deyapti. Vaholanki, musulmonlar ham o'shnaqangi tahlillarga to'g'ri nazar bilan qarasa, to'g'ri nazar bilan İnşallah düşmanını makriye oynamaydı. Birodarlar, avvalgi suhbatta o'sha erkin mavzuda bir masala ko'targan edim. Dünya siyaseti e'tiqod üstüde devam etayotganligini gapirgan edik. Dünya siyasetini bugungi kunda asosiy mablag'ni qo'lida ushlab turgan gegemon guruhlar bularni asosan ikkiga bo'lib maslahat ya'ni tahlilini qilgan edik. Avvalo o'sha evangelistlar, siyanistlar deb. Endi bizni ularni nazdida biz uchinchi olam e'tibor qilmaydi, lekin biladiki sog'lom aqida islomda. O'shaning uchun diniy tushunchalar bo'yicha islomga eng katta hujumni uyushtiryapti bular. Dunyo bo'yicha terror tashkilotlari bor. Sanog'i hozir aniq esimda yo'q. Terror tashkilotlarining deyarli barchasining moliyaviy dastagi o'sha yuqoridagi evangelist yoki siyanist bo'lgan guruhlar tomonidan moliyalashtiriladi. Buni xoh tan olsin, xoh tan olmasin, buni biz tahliliy suratda ko'rib turibmiz. Shuning uchun islom ummati mana bu rejalarni, ya'ni dushmanning rejasini amalga oshirishlikda dushman chizib bergan yo'ldan yurmasligimiz kerakligini ogohlantiryapmiz har doim. Dushman bir yo'l chizib beryapti. U o'z tashqarida turibdi. U yo'l chizar ekan bizni dinimizni o'rganib chiqyapti u. Biz Imom Mahdiyning chiqishlari kerakligi to'g'risidagi aqidamizni biladi ular. Iso alayhi salatu vasallamni kutib turganligimizni bilishadi ular. Ular Dajjalning chiqishligi to'g'risidagi aqidamizni bilishadi. O'qishgan, o'rgashgan mustashriqlari, sharqshunoslari o'qib, eng nozik jihatlarimizni ularni oldiga dosya qilib tashlagan. Mana bugun musulmonlarning holati. IŞİD'ga Iroqda, Shomda bo'lgan imkoniyatni berganlar bular. IŞİD nima uchun Raqqani poytaxt qilib tanladi? Tasodifmidi bu? Nima uchun Raqqaga joylashdi bular? Xavorijiy tushunchadagi odamlar ularning e'tiqod tushunchalari kelgan, ya'ni manbalarini bilganligi uchun ularni Raqqaga yo'naltirildi. Raqqa qanaqa joy edi? Raqqa Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan xavorijlar o'rtasida bo'lib o'tgan jangni maydonlaridan biri edi. Xavorijlarga buni taqdim qilindi. Terror tashkilotlarini moliyalash, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish, ularga imkoniyat berish, barcha-barchasining moliyasi ularning bugungi kunda eng katta siyosatlaridan biri ekanligini hech kim yashirmayapti. Hatto mana hozir inshaalloh o'sha multfilmni ko'ramiz. Unda ham ochiq e'lon qilishyapti. Va bu narsalar, ya'ni bu nazariyalar, ya'ni hazil nazariyalar emas, boshimizda bo'lib o'tayotgan nazariyalar. Shu joyda ikki xil narsa bor. Vanga haqida gapirdik. Vanganing gaplarida subliminatsiya bor. Masalan aytadiki, bugun yomg'ir yog'ishi mumkin, lekin yog'masligi ham mumkin deb ketaveradi. Men bitta sodda usulni ko'rsatyapman. Va eshitgan odam bugun yomg'ir yog'sa ham vangani gapi to'g'ri chiqdi deb o'ylaydi. Yomg'ir yog'masa ham vanganing gapi to'g'ri chiqdi deb o'ylayveradi.
o'zi uchun kerak bo'lgan narsani eshitishi xohlagani uchun. Biz nimani eshitishi xohlashimizni biladi qarshimizdagi odam, qarshimizdagi guruh. Lekin hech kim bu vangiga ishonib yurganlar aytmaydiki, o'zi haqiqatda bugun yo yomg'ir yog'ish yog'masligi tabiatning vazifasi u. Yo u holat, yo bu holat bo'ladi. Vangani aytgan emas, o'zi shu vaziyat bo'ladi. Vanga uni biladi. İkkala variantdan boshqa variant yo'qligini. Ben bitta yomg'ir misolda aytdim xolos. Kelajakda shunday hodisalar bo'ladi, kelajakda unday hodisalar bo'ladi deyish odamlar o'zlari xohlagan hodisani chiqarib olishlik uchun malzama xolos u. Lekin birodarlar, bu haqiqatda fitna nazariyalari. Vanga, Nostradamus kabi gaplar fitna nazariyalari bularniki. Lekin bizni e'tiqodimizda kelajakda bo'lishi kerak bo'lgan hodisalar kitoblarimizda sobit, ulamolarimiz bu haqda juda katta taftish urinishlarini qilishgan, lekin ba'zi o'rinlarda qilgan taxminlari noto'g'ri chiqqanlari ham bor. Masalan, Imom Suyuti 7-8 asrlarni ya'ni Hijriy katta allomasi Shofiiy bo'lganlar, Ash'ari mazhabining ulamolaridan. İmam Suyuti aytadilarki, İmam Mahdi'nin çıkışı kerak bo'lgan 100 ta sababni hammasi dünyada ko'rindi. Şu 100 yıl içinde İmam Mahdi çıkadı deganlar. 700 yıl bo'ldi o'shandan keyin. Ya'ni bunga o'xshagan narsalarda biz biroz sergakroq sababiy dunyolarni moddalarini o'rganmasdan turib faqat e'tiqodni o'zida intizomsiz ishonch bilan birovlarning o'ynatgan o'yiniga qo'g'irchoq bo'lib qolmasligimiz kerak. Avval aytdim men suhbatda, hozir shunaqa texnologiyalar chiqdi, o'sha joyda urg'u berib ketishim kerak bo'lgan narsa keyin esimga tushdi. Hozir shunaqa texnologiyalar chiqqan, birodarlar, ko'zni yaxshilab oching. Fikrni yaxshilab jamlang. Zehningizni yaxshilab o'tkirlang. Bo'layotgan hodisalar, shunaqa taraqqiyot, shunaqa texnika, shunaqa raqamli texnologiya rivojlangan davrda yuribmizki, hozir bizning e'tiqodimizga ko'ra biz kutib turgan narsani sun'iy urushtirish mumkin bo'lgan shuni imkoniyati bor va dushmanning qo'lida bu imkoniyatdan foydalanayotgan reja tuzayotgan jamoalar bor davrda yashayapmiz. Tushundingizmi? Hozir biz Iso alayhissalom tushadi deyapmiz. Yaqin kunda Iso deb bir odamni chiqarishlari mumkin. O'sha sizni shaxsan o'zingizga ovoz jihatidan siz e'tiqod qilib turgan, tushunib turgan, ya'ni e'tiqod qilib ishonib turgan aqidangizga moslab bir o'yin qilishlari mumkin. Nimaga? Buni qanday anglaymiz desa, biz bugungi ilm taraqqiyot texnologiyani to'g'ri o'zlashtirmasak, ular o'ynagan o'yinga o'ynab qolish hech narsa emas. Ular dajjolni ham chiqarishi mumkin. Biz e'tiqod qilib o'ylab yurgandik, dajjolni chiqarishi mumkin. Ular uchar likopchalarni, noma'lum uchuvchi jismlarni ko'zimizga ko'rsatishlari mumkin. Biz bugungi ilm texnika taraqqiyotni o'zlashtirmasak, ular o'ynayotgan o'yinga qo'g'irchoq bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun aytyapmiz, qo'liga qurol olib jihod qilyapmiz. Shomdagi hadislarni mustashriqlar bilmaydi deysizmi? Shom haqidagi hadislarni bilmaydimi mustashriqlar? Juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun e'tibor bersanglar, Suriyadagi urushlardan oldin asosan Shomdagi jihodlar to'g'risidagi da'vatlar kuchaytirilgan. Har tomonda ijtimoiy tarmoqlarda buni keng yoyilgan. Qo'liga qurol olgan hammasi bilan so'rang, muborak Shom jihodlardamiz, hadisda kelgan jihodni qilyapmiz deb o'ylashyapti. Bu ularga singdirilgan tushuncha. Hadisda biz e'tiqod qilgan masala bor. Bittasi aytyapti, qo'liga qurol olgan alifni kaltak deydigan bola o'tiribdi, aytyaptiki, agar Shom ahli buzilsa, butun dunyo buziladi. Shom ahli isloh bo'lsa, butun dunyo isloh bo'ladi degan birodarlar, shuning uchun Shomga kelinglar deyapti. Hadis Imom Ahmadning rivoyatlarida. Bu hadisni bizni e'tiqodimizda sahih rivoyatda bor bu. Lekin Shom ahli kim degan savoliga Imom Ahmadni o'zlaridan sharh bor. Aytganlarki, ahli hadislar deganlar. Shom ahli muhaddislari haqida gap u.
Agar bular ahli hadisler bo'lmasa boshqa hech kim emas deganlar. Biz matnni ham to'g'ri tushunmasdan mustashriqlar bizga tashab berayotgan ma'noga ishonganimiz uchun ularni o'yiniga bolalarimiz o'yinchoq bo'lishyapti. Shundan ogohlantiryapmiz birodarlar. E'tiqodni o'zi amal bo'lmasa, o'sha e'tiqodimizga sodiq turmasak bizni qutqarmaydi. İbn Taymiyye rahimahulloh aytadilarki, bir jamiyat iymonli bo'lsa-yu, o'sha iymoni taqozo qilgan adolatga amal qilmasa, zulm qilsa. Ya'ni zulm degani bir odamni ushlab olib urushdan iborat emas. Zulm bir haqni o'z o'rniga qo'ymaslikka aytiladi. Ahli ilmlarni hurmat qilmasa, ilmga bo'lgan e'tiborni susaytirsa, o'zi nohaq bo'lgan o'rinda o'zini haqman desa. Bittasi bugun meni nasroniyga o'xshatyapti. Men aytayapman, nasroniyga o'xshatishing musulmonga nisbatan obro'siga tajovuz desam, johil bilan tortishmayman deyapti menga. Meni nasroniyga o'xshatishligi joiz ekan unga, unga nisbatan qilayotgan ishi o'ta og'ir ish deyishligim jaholat bo'lar ekan. Bu zulm bu. Mana shu zulm bu. İbn Taymiyye aytadilarki, iymonlik bo'lsa ham, zolim bo'lsa, bu inqirozga yuz tutadi degan. Lekin o'zi kofir bo'lsa ham, mavjud adolatga amal qilsa, g'alaba qila oladi degan. Chunki mulkning tamali, mulk, kuch quvvatning asosi, birodarlar, iymonga bog'liq emas. Adolatga bog'liq. Kuch adolatdadir degan Amir Temurning gapi deyishadi. Asli Ibn Taymiyyaning gapi. Asli ko'p odamlar aytgan buni. İmam Rabboniydan ham rivoyat bor bunga o'xshagan. Kuch adolatda. Kuch iymonda deyilmagan. Ya'ni iymon birodarlar bizga oxiratda najot uchun kerak bo'ladi. Dunyoda albatta iymonli amal qilishligimiz kerak bo'lgan iymon taqozosi bizni birinchi mavzuyimiz. Lekin iymon talab qilgan narsa adolat. Birodarlar, tushunmadim ben. Hozir. Bir minut kutasizlar. İnternetim tugab qolganga o'xshadi, lekin turibdi. Demak, birodarlar, adolatga amal qilishimiz kerak. Adolat bugungi voqealikni to'g'ri tahlil qila bilish kerak. Vanga haqida gap ketdi, shuni bog'laymiz. Bugun rejalarni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Bugun birodarlar, boshimizda bo'layotgan ishlarni to'g'ri tahlil qilishimiz kerak. Bugun bizga qarshi turgan, muxolif turgan kuchlarning kuch miqdorini to'g'ri o'lchashimiz kerak. Harp san'ati degan fan bor. Ya'ni urushda g'alabani birinchi ta'minlaydigan narsa nima desa, dushmanning kuchini to'g'ri baholash. Dushmanning kuchini to'g'ri baholashlik urushning yarmini g'alabasini beradi. İkinci yarmini nima beradi desa, o'zimizni kuchimizni to'g'ri baholash. O'zimizni kuchimizni to'g'ri baholab, dushmanning kuchini to'g'ri baholasak, yutuq 100% bo'ladi. Biz dushmanning kuchini to'g'ri bahola olmasak, eng oxirgi kitob bizniki, eng oxirgi payg'ambar bizga kelgan, Qur'onimiz o'zgarmagan, tarixda falonchi o'tgan, pistonchi o'tgan degan havoyi gaplar bilan kelajakka yutuq uchun qadam tasha olmaymiz. Orqani esdan chiqarmasdan oldinga ham reja tuzishimiz kerak. Va bizga qarshi tuzilayotgan rejalarni to'g'ri tahlil qila bilishimiz kerak. Bu tahlil fitna nazariyasi bo'lmaydi. Jamshidga o'xshagan o'zini aqlli deydigan odamlarning gapi bilan bu nazariyani tashlab qo'ymasligimiz kerak. Fitna nazariyasi emas bular. Bular bor mavjud nazariyalar. iPad Got 2 degan multfilm 2008-yilda boshlangan. 2008-yilda bu multfilm, ya'ni animatsion multfilmni rejalari, ssenariylari boshlangan. 2012-yilda bitirishgan. 4 yil atrofida multfilmni ishlashgan. Multfilmning boshidan oxirigacha rejalar,
Bularni ichida hozir o'rganamiz inshaalloh aqida, e'tiqod turganligi, satanistlar, globalchilar, evangelistlar, islom e'tiqodi, shaytonga sig'inadiganlar, siyonistlar e'tiqodlari qorishtirilgan. Kim nima ish qilayotganligini, bularni tepasida qanday rejalar borligi qo'yilgan. Fransiyadagi Notre Dame cherkovi yonganini bilasizlar, qachon yondi shu? 2018 yil yonda menimcha. 2019 mi diyor ki? Ya 2018 ya 2019. Judayam qadimgi Fransiyada diniy markazlardan biri hisoblanadi bu. Yonib kul bo'ldi. Yonganda o'sha cherkovni uchidagi minorasi bir tomonga yonib yiqildi. 2012 yilda İşlengen multfilmde Notre Dame'daki yangın ifade kılıngan, ifadelengen. Bu gelecekten başaratmaz. Bu rejeler baskıçma baskıç amalga aşırılıyetkenini aldığından aytış. 2019 eken. Hazır köremiz. Hakikatta hayran kalası. 7 yıl aldın bu rejeni amalga aşırışlıklarını iş arasını kılışken. Notre Dame'daki bu ibadathana yandıramız, bunu yıktamız. Reja kelajak rejalar ham bor. Kelajak rejalarda Misrdagi piramidalarni ham yo'qqa chiqarish. Butun dunyodagi dinlarni yo'qqa chiqarish rejalari amalga oshirilgan. Kelinglar gapni ko'paytirmasdan multfilmni ko'ramiz va uni tahliliga quloq osamiz. Aylantirish uchun buni bosish kerak edi. Hop. Biz qaldır. Sizler bilen iPad God degen multfilm hakkında gaplaşıyoruz. Bu multfilmni nomi nomini o'zi men ana o'sha men ana o'sha uy echkisi man degani. To o'zi ingliz tilida 2 degani, lekin yana degan ma'nosi ham bor. Men o'sha haligi avvalgi birinchi echki bor edi-yu, o'sha echkani ikkinchisi men degan nomi bor. Demak, bu nima degani? Demak, avval bu echki haqida gap bo'lgan. Bu ikkinchisi qayerda gap bo'lganligiga ham ishora bor multfilmni o'zida. Boshladik. Mana bu ko'z birodarlar, dollar 1 dollarlikni piramidasi. Uchida joylashgan bütün piramida xalqni ifoda qiladi. Yuqori qism bütün dünyanın nazoratda olib turgan oilalarga ishora. Bütün dünyanın nazorat qilib turib biz. Pul bizni boshqaruvimizda, hammaning ustida ko'zimiz bor degan da'vo. Bularda bu e'tiqod. Bu e'tiqod mana bu ko'zni dollarga qo'ygan odamlarning e'tiqodida mavjud tushuncha Allohga qarshi jang tushunchasi bor bularda. Bular evolyutsion nazariyalarni ham ustidan kulib, odamlarni hammasini maymundan tarqagan salla qilib, eng asosiy yetuk insonni biz tashkil qilamiz degan da'vosi bor. Bugungi texnologiyaning asosi kuchi bularning qo'lida. Mana shu odamlar bu ko'zni dollarga qo'ygan odamlar. Mana bu Notre Dame'dagi birodarlar Notre Dame'da yongan yongan cherkovni ko'rinishi mana yiqilishini qaranglar yiqildi ko'rdinglar-a? Mana bu cherkov o'sha Fransiyadagi markaziy cherkovlardan biri hisoblanadi. Bu Negma degan profildagi odam buni ko'rsatyapti. Xullas. Xo'p. Bu filmni boshlanishi. Bu ikkita bino. İkkita bino mana bu ikkita binoning portlashi to'g'risidagi o'sha İkkita binoni portlashi to'g'risida mana bu multfilmda. Simponslarmi nima edi bu?
1997 yılda New York dolları tepesinde 2'de 1, 11 degeni 9 ve yanında 2'de binanı korsatçı yaptı. Yani 97. yılda bu rece 11. sentyabr günü portlaş bu binanı aktarış doğrusu da işareler bugün. Bunlardan bazıları avval aytilgani. Mana bu ko'rinish, mana bu holat, birodarlar. 5 ay oldin, aprel 27 aprelda ko'rsatilgan. Binoni bir chekkasida, rasmni qarang. Bir chekkada bino portlayotganligi ko'rsatilgan. 6 ay oldin. 5 ay oldin. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel. 7 ay oldin ekan. 7 ay oldin binoni portlatamiz degan ishora turibdi. Simpson multfilmlaridagi holat. Oldindan bunaqangi mana coming soon deyapti, tez kunda degani. Binoni portlatishlikni coming soon deyapti. 7 ay oldin multfilmda buni rejalarini ishorasini ko'rsatishyapti. Bino 7 oydan keyin portlayapti. Mana. Mana bu Heliofat degan o'shunaqangi chizma, nima deymiz, animatsion multfilmlar ishlaydigan kompaniya. Mana bu o'sha multfilm ichida iPad Go 2 multfilmi ichidagi qahramonlar. Usama bin Laden bor. İsa alayhissalomga o'xshatib, aslida antixrist, yolg'onchi. İsa nomi bilan chiqadigan odam, Dajjal sifatida ko'rsatilgan bu, lekin Rockefeller surati olingan bunda. David Rockefeller bilan solishtirsangiz o'xshaydi ko'rinishi. Bu Bushni rasmi. Bu ko'pchilik buni Germaniyadagi kanslerga o'xshatishyapti. Merkelga. U ham bo'lishi mumkin. Bu joyda ko'p bilinmagan, bilingan, ochilmagan, ochilgan ishoralar bor. Mana bu bola miyasi yo'q, miyani mana bu Dajjal boshqaryapti degan tushunchani berishgan. Ya'ni yosh avlodni biz boshqaramiz degan tushuncha. Davom etamiz. Animasyon. iPad Go 2. İşte şimdi bazı gerçekleri gösterme zamanı. Bu multfilm boshlayapti. Video boshlandi birodarlar. Bu echki. Qadimgi satanistlar e'tiqodida echki shaytonning ramzi hisoblanadi. Shaytonning dunyodagi ramzlaridan biri echki. Va bu joyda men ikkinchi yoki ana o'sha uy hayvoni echkiman deyapti. Echkini peshonasida 3ta 6 bor. Aniq ochiq oydin qo'yishgan buni. 3'te 6 şeytanın simgesi, belgisi. Ve mana bu joyda, mana bu joyda. 2'ni rim rakamı bilen yazışken. 2'ni rim rakamı bilen yazışken, bu rim rakamı bizde hazırki közümüzde 11'i yan bildiradı. 11 bu. O yüzden 2 rim rakamı da. Lekin 11'i bildiradı. Ne demek 11 dese, pastadaki ay, pet, goat harfları ne işte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nokta bilan 9'da. 9'da sarığını belgiregen. 9, nimani belgireydi? Sentyabr. Bu 11, 11. sentyabr degani. Yani mana bu binanı, mana bu, yukarıda ko'rsatib turibdi. Portlashiga ishora, onu biz kıldık demoqchi. Ve sizlarni deyapti bu, echkini kallasini qimirlatishligi illüziya. Bütün dünyanı, ko'zini bog'layapmiz demoqchi. Bütün dünyanın gözünü bağlayapmış. Yani bu joyda etibar verseniz kamakhana bu. Bütün dünyanı kamakhanaya tıkıp başkalarımız degen rejası var bularını. Devam etmemiz. Tam da benim az önce dediğimi destekler nitelikte bir durum var. Arka plana doğru bakarsanız iki kuleyi ve üzerindeki dumanlarını görebilirsiniz.
Arka planda mana ikkita binoni portlatganiga ishora qilib chiziq chizishgan. Ya'ni biz portlatdik demoqchi. Bunu daha da anlamlı kılan bir şey var. Hemen alttaki yazılar. Buradaki tüm harf ve işaretleri sayısal olarak toplarsanız 9 tane olduğunu görürsünüz. Harflar, işaretler 9'da ve bu 2 11, bu bilen 11. sentyabrga işare. 11. sentyabrda portlatgan bizimiz demoqchi. Yana o'sha echki menman demoqchi. Ve hemen yanında da Roma rakıyor. İki rakamını Roma numaralarının yıkıldığı zaman dilimini aynı karede görürüz. 11. sentyabr günü portlatganligiga ishora qilyapti. Biz qildik demoqchi yani. İşte bu saat tarafından verilen. Echki mana satanistler belgisi hisoblanadi. Satanistlarning 5 yulduzlik belgisi. Echki o'sha shaytonni yeryüzdagi simgesi deb yürütiladi. Ularning e'tiqodida, tushunchasida. Shaytonning yeryüzündeki kimliklerini görebilir. Peshonasida 3'te 6 turibdi echkini. Alt kısımda bir görevlinin. Pastamonda yog'ochda bir militsiyani, ya'ni polisni qo'lida pistoleti bor. İtni ushlab turibdi, ya'ni bütün dünyanın qamoqxonaga olib nazorati ustidan olamiz degan rejasi bor xullas. Köpeğini zorla. Sonraki sahne. Keyingi sahnada mana shaytonning qo'li. Bu animatsiyani tayyorlaganlar satanistlar. Katta miqdorda fikir bergan fikir babalari shaytonning qo'li va qo'lda dollar turibdi. Hozir Amerikada asosan dollar masalasida janjal ketyapti. Bugungi kundagi virus va uni orqasidagi muammolar, Trump boshchiligidagi ya'ni revolyutsionerlar, respublikachilar, ya'ni respublikachilarni dollarni nazorat qilish to'g'risidagi fikrlariga qarshi jang degan tushuncha bor. Hozir Amerikada shunaqangi bo'linish bor. Trump grippni, ya'ni gripp deyapmiz, mana bu koronavirusni tan olgisi yo'q. Shuning uchun Amerikada juda hamma joyga karantin bergani yo'q. Ishlab yotibdi deyapdi. Amerikadan telefon qilgan tanishlarimiz ham aytishyapti. Trump xullas yengilgisi yo'q bularga. Asosiy dollar haqida ketyapti. Dollarni bu joyga qo'yishgan. Shaytonning qo'lida dollar, bu tomondagi qo'lida qon. İkkala belgi dünyanın kan yoki pul bilen başkalarımız. Ve dünyanı başkalayabiliriz deyipti. Bana başkaru koğurçak oynatı degen narsası. Devam etmemiz. Şeytanı temsil eden bir çift el görüyoruz. Bir elinde paranın ellerinde. Pasta oynayatken. Bu Bush'ni qo'g'irchoq qilib ko'rsatishgan va maktab. Maktabda e'tibor bersangiz doska, yonida o'qituvchi turibdi. Va tagidagi pol mason tashkilotlarini asosiy poli hisoblanadi. Masonlar shunaqangi katak simgadan foydalanishadi. Maktabda turishligini ham sababi bor. 11 sentyabr kuni portlash İkkita katta bino portlatilayotgan paytida bo'sh maktabda bo'lgan. Maktabdagi ayol o'qituvchining surati bu. O'shandan olishgan. E'tibor bersangiz, o'sha joyda. Bolalardan o'qituvchi so'raydi. O'qituvchi ba'zi narsalarni so'raganda, o'quvchilar uchar ilon, temirga bolib urilish va men uy echkisiman degan gapni o'sha joyda gapirishgan. Demak, bu iPad Go 2 deganini birinchisi mana shu maktabda bo'lgan. 11-sentyabr kuni ikkita binoni portlatishganda birinchi echkini bular aytishgan. Keyin o'sha joyda Bushni qo'liga kitobni teskari berib qo'yishgan. U ham teskari, ya'ni bularda dini e'tiqod, satanistlar tushunchasida dini e'tiqod bor. Butun dunyoni jinlar bilan boshqarish, ularga qarshi issiq sovuq qilish shtatlari bor, ya'ni o'sha ishni qilayotgan degan da'voni qilishgan. Va aytibdi, Bushni biz boshqaryapmiz deyapti. Bushni boshiga bitta qo'g'irchoqni
şapkasını koyuşken ve ucayda D harfi var. D uşa kulak salmaydıgan, akılsız, balaga nispeten aytiladi. Din mi deyiladi? Eski Amerika. Mada D. D'ni kiydirişken. Yani bu mektepte oku yürgen bala, okutuğuçuge kulak salmayatken balanı bitti aylantırıp biz prezident kıldık deyipti. Bu cahide bir kança belgiler var. Hazır bitti bitti'den toktayımız bunge. Yan başkanı George Bush. Burada anlatmak istenense Bush'un bir nevi şeytana hizmet ettiğidir. Bunu bir varlığa hizmet olarak değil de eylemlerine hizmet olarak düşünebilirsiniz. Örneğin savaşmak gibi. Zaten tüm dünya Bush zamanında bunları yeterince yaşamış. Elbette masonluğun bir simgesi. Dünyada ise Bush'un garip Bush'un bu hareketleri uşa ilimge asaslanmagan, onu biz başkarı yapmız. Okumagan, yani D harfi okumagallik. Mektepte kulaksız bala bu gallikke işe ara. Bu cahide bana F teng minus F'ge teng deyip koygan. Bu ne maddese bunu Einstein nazariyası da üçüncü, yok Newton'un üçüncü kanunu bu. F teng minus F'ge. Bu ne maddegeni? Eğer bir kuç, enerjiye, malum bir enerjiye bilen mülcelge tekse, onun kayıtışı, yani minusu, arkaya kayıtışı yani o şey enerjiye bilen bolada degen. Bana bunu koyuşken, bu ne degeni? Biz bütün dünyaya, yani bütün dünyaya kayıta degen kuç bilen hem hücum kılamız degen mananı bir mahçı buluşken. Bu cahide ikide insan miyasının ortasını buluş, hakkında fikirler bu bütün dünyanı yani fikrini bölemiz degeni. Bana bir cahide yürek, yürekni içide ikide bala var. Bana bu cahide evolüsyon hali tügellenmegen yazu. Bu cahide adam asılgeni, kitni resmi, yönetken üyünü resmi. Bunlar hepsi simgeler. Toktalarda bunlar gel. Yaptığını görüyorum. Mana bu kollu bunday kılıçligi, mana bunday kılıçligi kolunu. Satanistlerin belgesi. Yani satanistlerge hizmet kılıyetkenini korsatışmakçı. Başındaki şapka ise ona deli sıfatının yakıştırıldığını gösteriyor. Bu Amerikan halkının bir kısmı tarafından zamanında Bush'un kararlarından dolayı düşünülmüştü. Şimdi tahtının olduğu kısma ve etrafına bakalım. Çünkü burada ilginç göndermeler var. Mesela hemen solda Amerika'nın bir kısmını gösteren haritada işaretli yerler var. Amerika'nın haritası turuptu. Bu cahide 1, 2, 3, 4 de belgi var. Bu 4 de belgi de 4 Mart'ta Amerika tarihi de cüde katta hadiseler bugün. Bittesi de neft. Bu cahide neft yanıp gitken. Bittesi de New York'ta iki de bina kulatılgın. Başka cahide başka. Hulas bu narsalar kursatılgın. Renglerin alakıda kılıp kursatılgın. Sarıklar, kızıllar başka alakıda kılıp kursatılgın. Bundan Amerika bölünüşü, Amerika'nın parçalaşı ve bu işlerinin hammasını nazarata asıda bulu yetkerliği rece, plan asasıda kılış yetkerliği işare bu. Çünkü bu recenin, bana bu cahide, öylesine yerleştirilmiş elbette. Yani burası baykuşun resmi var, baykuş hama cahiden yukarıdan küze tutturgenmen degen Amerika kartasının yukarısına koyuşken, bir yan bir simge. 11 Eylül'de ikiz kulelerinin yıkıldığı yer. New York'taki. Hadise bu. İkinci işaretli yer Oklahoma City. 1995 yılındaki bombalı saldırının olduğu yer. Üçüncü işaret New Orleans. 2005'te Katrina kasırgasının gerçekleştiği ve şehrin alt üst edildiği. Dördüncü ve son işaret. 20 Nisan 2010'da Meksika Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük petrol kazasına bir gönderme. Demek bunlar hammasi tushunyapsizlar shekilli. Tushunmagan joyimizda davom etib ketamiz. Biroz tezlatib olsak, u yog'ini davom ettiraveramiz. Haritanın hemen üzerinde bir baykuş var. Haritanın yukarısında baykuş turibdi. Baykuş bu iki xil narsani bildiradi. Bular bütün dünyanı yani boshqaraman degan, qo'limda pulim bor degan katta-katta jamoalar boyqushning haykali ostida yig'ilib reja tuzishadi. Bitta rejasi bu, ya'ni satanist ham bor uning ichida, evangelist ham bor, sionist ham bor, mason hammasi bor. Yana bittasi butun dunyoni xaritaning ustida ko'zimiz bor. Biz kuzatib
reca kıp durup biz. Yani ilahlık davası bu. Bularını ilahlık davası ve bu davasını reca plan asası da amalga aşırı yetkenliği işare. Baykuş. Baykuş dünyanın geldiğinin her yıl bir araya geldiği ve dev bir baykuş önünde tören yaptığı Bohemia korusunu temsil ediyor. Burada dünya için çok önemli kararların alındığı söyleniyor. Haritanın hemen altında ise kar ya da soğuk görüyor olabilirsiniz. Fakat alakası yok. Bu kar tanesinin iç kısmına bakarsanız heksagram yani İsrail'in sembolünü göreceksiniz. Peki bu üç kısımdaki göndermeleri birleştirip anlamlı bir hale getirirsek şu ortaya çıkıyor. Dünyayı biz yönetiyoruz. İsrail yani Rothschild'in gücü de yanımızda. Ve gerektiğinde elbette müdahalede bulunuyoruz. Demek bu üçüyle simgeni birleştirsek dünyanı biz reca asasıda bacarı yapız. Şu bilen birge siyanistler biz bilen demekçi. Bu endi bunu ahırda gaplaşamız. Biz Müslümanlar bu vaziyette kanday kılışımız gerek. Bu multfilm içige Müslümanlarını ham alohida qo'yganligi üstümüzde o'yinlar o'ynashayotgan düşman borligini bilishimiz uchun kerak bu tahlil. Ko'pchilik buni fitna nazariyasi deyishi mumkin. Unaqa deganlarga bizni gapimiz yo'q. Lekin biz musulmonlarni ogohlantirib, qo'liga qurol olib, terror tashkilotlariga qo'shilib, musulmonlarga zarar berayotgan yoshlarimizni ko'zini ochish uchun bu masalalarni tahliliga kirishyapmiz. Bir örneğini videonun ilerleyen kısmında size ne şekilde göstereceğim. Tahtada evolution yani evrim ki... Doskada evolution degen gap de üçte her yazılmagan. Ozi aslı bu evolution bu masligiye mümkün. Nimaga? Çünkü mana bu oyun ozi. Mesela bu joyga huddi polichideski o'xshab rakam harflarni olib tashlaysiz, oyun qilasiz. Bitta belgini belgilasa bitta harf qo'yiladi. İkinci belgiye iki de harf, üçüncü belgiye üç, törge tör, beş, altı kılıp toldırladı. Hadır bana bu adam asıl adıgın darda yetersiz azalar var. Yani bitti ayak koyuş gerek, yani nimedir koyuş gerek butlarga. Bunu kulağını koyuş gerek mi? Şunda üçte harf koyuladı. Bir manası biz adamlarını hala mükemmel tarzge keltere almadık demokçu bular. Yani bunların itikadı da biraderler, insanını mükemmel kıladigen bizmiz, insanını Allah bütün yaratmagan, evolüçse insanını hali geliştirmedi, biz onu hakiki yaratiyatgen digen davası var bu itikadtaki adamların. Şunun için, avvalo bütün dünyadaki dini itikadlarını adamlarının kalbiden çıkarıp taşash recesi var bunların. Dahrilik, agnostik, ateistlerini orkasından gijgijlash, ularga imkon berish, shu bilan birga ikkita erkakni nikohi, ikkita ayolni nikohi, mutlaq nikohni yo'qqa chiqarish, hatto birodarlar, bu multfilmning ichida ham bor, butun dunyo bo'yicha iffat masalasi bor, ayollarni iffati, nomusi, farzandni otaga bog'liqligi, onaga yaxshilik qilish tushunchalarini hammasini yo'qqa chiqarishimiz kerak degan e'tiqodi bor bularning. Globalistlarning shunaqa e'tiqodi bor. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, tarixni bilganlar biladi. Hazrat Rahimahulloh tirikliklarida O'zbekistonda Umida degan bir xotin Bokiralik yuki degan bir kino rolik ishlagan. Qidiringlar Google'ga kirib Bokiralik yuki degan. U musulmonlarni, xossatan O'zbekistondagi chekka-chekka qishloqlardagi qizlarni Bokiraligi yuk degan da'voni oldinga olib chiqqan. Ya'ni nima uchun qizlar bokiraligini asrash kerak? Kim bunga xo'jayinlik qiladi? Qiz xohlagan joyda xohlagan ishini qilib yurish kerak degan da'voni e'tiqodni singdirishga harakat qilgan maqolada. Taxmin qiling-chi shu maqolani kim qo'llab-quvvatlagan? O'zbeklar ichida Umida degan xotinni kim qo'llab-quvvatlayapti? Shvetsiya elchixonasi. Mana bu o'yinni o'ynayotgan rejani tuzayotganlar bizni ichimizdagi jurnalistlarga pul berib palon narsa qilib yozgin deyapti. O'sha yozganlarini o'qisangiz bokiralik yuki deb e'lon qilyapti. E'tibor beryapsizmi? Hazrat unga keyin raddiya yozganlar. Aytganlarki bokiraligini qayerda yo'qotib qo'yganini bilmagan xotin O'zbek musulmon muslima qizlarimizni bokiraligi haqida gapirishga haqqi yo'q deganlar. Qattiq keskin gapirganlar. Shu bilan pachaqi chiqqan uni maqolasini ham o'zini ham. Lekin odamlar tirik menimcha. Ularning maqsadi evolyutsion bütün dinlarni yo'qqa chiqarib, faqat yer yuzida yagona hokimiyat quramiz degan rejadagi odamlar. Ancak bazı paçalar eksik. Tam da evrim anlayışımız gibi. Alt tarafta F eşittir XF formülü görmekte.
Bu Newton'un üçüncü kanunu. Üçüncü hareket yasası. Yani cisim. Yani. Herhangi bir büyüklükte bir kuvvet ekirse, cisim de bu kuvvete eşit fakat zıt bir yönde tepki gösterebilir. Cisimge bir güç bilen enerji bilen güç verilse onge karşı o şey minus enerji arkasına o şey enerji bilen o şey cisim kayıtıp geledi. Bu Newton'un üçüncü kanunu bunu koyuşken. Yani aytmakçılar. Aytmoqchilar ki biz bizga qarshi kelgan odamga qarshi o'sha undan ko'ra kuchliroq kuch bilan qaytib boramiz degan rejasi ham bor. Uzr, lekin bu fikrlaringiz noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Tuhmat bo'lib qolmaydimi? Men ularni oqlamoqchi emasman, lekin shu narsalarni multfilmda ko'rsatishmasa kerak demoqchiman. Yana bilmadim debdilar. Eng oxiridagi gapingiz to'g'ri, bilmayapsiz. Yani noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Biz %100 to'g'ri demaymiz. Man maqsadni oxirida ochiqlayman. Buni bilishimiz birodarlar, fakat va faqat biz qarshimizda qanday dushman turganini bilishimiz uchun kerak xolos. Bu kahonat, folbinlik emas bu. Bular ochiq oydin yozyapti. Nima qilishlarini. Hemen yanında ise bir ejderha ve yukarıdan gelen bir şimşek ile insan beyninin bölünmesi, dağılması gösterilmiş. Bu iki görselin anlamı sizce ne olabilir? Videoya devam edelim. Dur. Bitti aylanıp Bush'un ornige Obama geldi mene. Şimdi Obama'nın başında magisterlik şapkası var. Bunu okumuşluğu deyip demokçu. Bir aylanıp hiç narsanı bilmeyen balanı biz balanı aylantırıp ana kıldık. Prezident kıldık. Şimdi okumuşluğunu ap geldik. Bush gegen peyti de hemen cöyde uruş, açlık, cüda kıyın masalalar bu genede. Şimdi bu paytida bunu biraz yakımlı kursatamız değişedi. Bir anda Barack Obama'ya dönüştüğünü görüyoruz. Yani yerini ona devrettiğini. Dikkate bakarsanız Obama'nın mezuniyet kebit hakkını yani kültürlü olduğunu vurgulamışlar. Bush ise bunu şekilde bir şapka takıyor ve dilenmiş gibi davranıyordu. Bunu okumuşluyarak Bush'unu okumagan bala kılıp kursatışmakçı. Amerika'da bu narsa var. Amerika'da yaşayatkarlar bilədi. Bush'unu uşa sal uzların tabiri bu içi ahmakrak topara deyişedi. Ababan haqida bo'lsa, u ilmlik, biroz o'qimishlik, ziyoli degan fikrni bildirishadi. Obama'nın ise etrafta gülücükler saçtığını görüyoruz. Daha ılımlı, daha iyi bir başkan gibi. Bak. Obama fakat külüş gerek. Hudde bu yangi cemiyat, yangi davlatga prezident bo'lib kelsa, Amerikaga yangi bir ob-havo, hammaga ilmlik, hammaga yoqimli ko'rinishga harakat qilganga o'xshaydi. Lekin bu o'z-o'zidan emas. Bunga aytyapmiz biz deydi. Ko'rsatishadi hozir. Bu davranışı tamamen yorulacağım. Çünkü hemen karşısında duran prompter. Ana bu televizyonda işleyenler yaxşı bilirdi. Karşısı da subtitr, yani subtitr ne mi deyiniz ona? Yani bu okuyu ala degen ekran var. Ekrandan yazıp duruşup da ne kılış gereğini. Lol degeni avazını çıkarıp kül degeni. Kahkah atıp kül. Külüşlikini biz görsatıp durup biz abama geliyipti. Yani yazılı sözlü hatırlatma aracında gül yazısını görüyoruz. Bu yazı dünya yönetenler tarafından verilen bir şeydir. Öyle ki Obama'nın gülerken eğildiğinde elleriyle tabanır tarzda bir işaret yaptığını görebilirsiniz. Sizin sözünüzü dinliyorum an. Yani kül de yukarıdan ayçi şey yaptı. Bu ulage karab hop boladı diye yaptı. İki tek kol köksü de sığınıp ularge hop aitken ilerini kılaman diye yaptı. Gerçekten de Obama sürekli gülen neşeli biriydi. Fakat ufak bir araştırmayla dünya için yaptıklarına bakarsanız dünyaya pek de gülmediğini görürsünüz. Buradaki küçük kızı çoğunuz hatırlayacaktır. Alice Harikalar Diyarı'ndaki o kız. Acayip Diyarlardaki Alice degen bir multfilmi nedir var. Uşandan olingen bu. Bunu kop tahlillerini kurdum. Her türlü gap gapırışken. Bazılar Merkel'e okşatışken. Merkel'e bazılar bunu Meryem anamızı okşatışken. Çünkü oturgen cayda halka var. Bu halka bakirelikke işare. Yani şuna kadar gap var. Exit çıkıp geçiş gereği bugün köçe arkası da kuyon. Bu Ali Sen'in rolü de kegen narsalardan. Lekin bunu başkaça talkın kegenlerden borakken. Kuyon fahşalik belgesi degen. Exit bu şu joydan çıkar var iş. Atrafı da 12 de baş durup 12 de baş İsa Aleyhisselam'ın havarileri de iş yaptı bazıları. 12 cüde kop narsa. Barça dinlerde 12'ye itibar var. Yani 12'likler var. Hristiyanlar da hem 12 havariler var. Siyanistler de 12 malum bir akidege
belgilangan. Mana oylarni 12 ta oy bo'lishligi 12 12 xati gap ko'p. Lekin o'sha 12 lik simlar bilan tortib o'ralgan, bularga imkon berilmayapti. Ya'ni bu xafa hokimiyatdan. Mana bu joyda kiyik bor. Kiyik, sakrayotgan kiyik, buni ham nimadir belgisi bor. Bu erkaklik belgisi degan ma'nosini ham aytibdi ba'zilari. Qo'lida olma turibdi. Bu xristianlarning e'tiqodida jannatda yeb qo'yilgan meva. Olma, ilm olmasi deydi. Bu omonat. Maryamni qo'liga berilgan omonat, bu omonatni ko'p ushlab tura olmasligiga ishora qilishyapti. Bunu akıdaki tavşan ve exit yani çıkış yazısından da anlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz ışıklar kapandığında tavşan ve exit yazısı özellikle belirgin şekilde bırakın. Svetti kora yatırışken de exit bilen kuyonuna alohu da rayn bir işi yaptı. Yani kursatçı yaptı. Bu cahide işare var. Etrafı telerlerle sarılmış çocuklar var. Boyunları eğik ve mutsuzlar. Burada da esir kampındaki çocuklara vurup yapılmış olabilir. Harikalar diyarında tek başına bir kız ve tam tersi bir dünyada acı çeken çocuklar. Animasyonun devamında elmayı yere düşürdüğünü görüyoruz. Ve elma ikiye bölünüyor. Alma koldan tushib ketdi, keldi ikkiga bo'lindi. Ichidan alohida urug'idan narsa chiqib ketdi. Keyin lotos. Ya'ni nima deymiz buni? Botqoqda o'sadigan nilufar. Nilufar har qanday botqoqda, har qanday botqoqda yangi hayot o'sa bilishi mumkinligiga ishora. Bu joyda L bilan J harfi ham bor. Buni ham nimadir ishorasi bor. Bu sembolik olarak manevi aydınlatmaya ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilir. Ayrıca yerdeki L ve C harflerini de fark edebilirsiniz. Sizce bu L ve C harflerinin anlamı ne olabilir? Obama'nın ayakkabısının hemen altında üzeri. Bana bu cahide Obama'nın ayak kimini tagide tilladan tenge turuptu. Bu tilladan tenge Bitcoin'e işare değişi yaptı. Daha çok işareti olan sembollerden anladığım kadarıyla İngiltere'ye ait altın bir para bulunmakta. Burada Bitcoin teknolojisine bir vurgu yapılmış olabilir. Devamında Obama'nın endişe içinde olduğunu görüyoruz. Bana şu Obama korkunçka çüşüşü tepesinden su akıp geçişliği virüske işare degen gapni aytibdi o'sha paytdagi odamlar virüs aydınlandığını fark ediyor. Mana virüs haqida Obama ichkarida qolib ketdi, tashqarida sovuq, ichkarida Z turibdi. Z ularni e'tiqodida zombi virusi. Bizda zombi deb bir musulmon mujohid bo'lganligi haqida maqolalar bor, lekin xristianlarni yoki shu satanistlarning e'tiqodida zombi virusi maxluq hech kimga qaramasdan butun dunyoni egallab olishi mumkin bo'lgan belgi. Kamera kadrajı geriye doğru bir açıyla çekildiği sırada ön camda yansıyan sonra duvarda çizilmiş bir grafiti görüyoruz. Mana bu grafik bu Tavrat'tan ayetler ya İncil'den. Bunun Psalm 23 yazısı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu kutsal kitap olan Zebur'dan bir bölümü var. Zebur'dan eken Psalm 23. Bu joyda mana bu zaburda aytilgan nima qilish kerak nimaligi. Dinle ilgili yani. Şimşeği daha önce de görmüştük. Sınıftaki o şimşek ile buradaki aynı. Bunu hemen yanında çizilen ejderhanın yaptığını da söylemiştik. Aynısını burada da görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki hem beynimizle yani akıllarımızla hem de dinlerimizle aramız koparacak, düşünmeyen, sorgulamayan, deist ya da ateist yani dini olmayan bir topluluk oluşturmak isteyecekler anlamına gelebilir. Buna aytibdi ki mana dini etikadinler borsalarını bu fikirlerde etikadinler de var. Biz şunday bir cemiyet yasaymış ki ortasından bitta çakmak çaktırıp diniler bilen aklilerin ortasını parçalap taşıyımız. Ateistler, dahrilerden teşkil topgan dünya hakimiyeti kuramız degen reyce. Böyle şu mümkün diyebdi. Bunlar aslında puzzle'ın birer parçaları gibi yerleştirilmiş. Aslında biraz düşününce bulmamak imkansız. Devamında Devamı yakarayım. Çevirmiş şekilde görüyoruz. Amerika'nın bayrağı yırtıldı. Bunu bana belgesi dese Amerika'da problemi buradarlar. Amerika'nın hozirgi holati og'ir vaziyat. Ko'pchilik Xitoyda chiqqan, Uhanda chiqqan koronavirusni Amerika qildi deyishgan edi. Lekin o'sha paytlarda ba'zi tahlilchilar aytdiki, yo'q, bu Amerika qilmagan buni. Amerikani o'zini boshiga ham balo qilishadi. Kutinglar, Amerikada bu Xitoydan yomon bo'ladi deyishgan edi. O'sha gapni gapirishganda ko'pchilik kulgan edi. Fitna nazariyalari deyishgan edi. Lekin mana hozir Amerikadagi voqea Xitoydagi voqeadan oshib ketdi. Amerikada og'ir vaziyat. Demak, Amerikani bayroqlarini parchalaymiz. Amerikani boshiga balolar yog'diramiz, shtatlarni bo'lamiz degan gap bor. Demak, Amerika ichida, Amerikani qurgan oilalar orasida juda katta kelishmovchiliklar mavjud. O'shanga ishora 12-yildagi gap bu. 8 yıldan keyin voqealarni oqishi, rejalarni amalga oshishligi buni to'g'ri ko'rsatib, bildirib turibdi.
birbirine iğne ipiyle bağlı şekilde ve kopmak üzere. Yakın gelecekte Amerika'da eyaletler arası bölünmeler olacağı çokça konuşulmakta. Burada da... Hazır Amerika'da yaşayarken biraz siyasatı bilgen adamlardan sorayınlar. Ştatlar arasında bölünüşler, buluş ihtimali varlığını tanıladı özleri. Buna vurgu yapılmış olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Hemen yanında iki süreleri bir kez daha görüyoruz yıkılırken. İki de egizek binalarının yıkılışını yana kaytattan korsatıyordu. Amerika'nı parçalaşımızda başlangan kadamlardan biri demokçu bular. Devamı da yana korasılar. Bana endi Müslümanlarga alakadar cihat. Usama bin Ladin'ni suratını koyuşken. Orkasta yollangan askerler bilan turuptu. Bir yavada oy kızılge boyalgan. Teskere yani. Bu bilen İslam alamını konga batıramız degen reca bu. İslam alamı konga batadı. İslam alamını tepesini üstüge üstünü paske kılamız, ağdaramız degen manada işare. Usama'nın bu cöydeki bilgisi, ceruni bilgisi. Yani Usama bizni rejamiz bilen hareket kigen adam değişmokçu. Bu cöydeyem alav bilgisi. Bütün dünyanın yoktıramız degen manada. 12 sahnede Usama bin Ladin'i görüyoruz. Yanında İslam'ın sembolü olan Hilal ile birlikte. Birilerine dua ediyor gibi görünmekte. Fakat önemli bir detay var. Hemen üzerindeki arnada CIA'nin logosunu görüyorum. Ceruni logosu. Usama bizden demokçu bular. Bu onlara çalıştığının bir göstergesi. Yani Usama'nın itikadı doğrusu da, onun Müslüman şahsiyeti doğrusu da gap'ga alakadar mas beni gapim. Ben aytaman ki Usama Müslüman bugün Allah rahmet kılsın ötken deyman, lekin bazılar bunu cesedi yok, trik buluşu mümkün degen gaplarını yem gapirishi yaptı. Bu yani endi fitne nazar yarar, ben onu kirmeyim ben. Lekin Usama'nı yöneltiriş, nima kısa, kanday kısa bunu yönelişke çürüş mümkünlüğünü rejasının tepesinde ceru borligiga işaret qilishyapti. Arka plana bakarsanız bir petrol... Ve arkada Usama terör teşkilatları bularının hammasını tagida uruş, cihat, mukaddes düşünceler aslında aslında neft borligi ve her qanday uruş arkasında neft akıp gelip bizge tüşedi diyebdi. Bana bu neftini kep tüşüligi, Amerika'nın uzge kep tüşedi diyebdi. Biz Amerika degende uşa aileler bu işlerini, rejalarını amalga oşuriyatkarlar rejası da ikkarlıgına içi yaptı. Yapıldığını görüyorsunuz ve bunun Amerika'da aktarıldığını görüyoruz. Ardından özgürlük heykelini görmedik. Şimdi Amerika'daki azatlık heykeli. Etibar verseniz azatlık heykeli evangelistlerini bütün dünyanı azat kılamız degen şiarı bildiradi. Lekin astıda siyanizmini yıldızçası durubdu. Davud Aleyhisselam'ın yıldızçası bu. Mana bu yıldızca bilen hamkar ekanligini bildiriyapti. Yani Amerika'nın ost fundamenti siyanistlerinin mablağı bilen bugün deyipti. Ortada şerikçilik barıdı. Lekin, devam etmemiz. İsrail'in sembolünün hemen üzerinde durmakta. Fakat birden özgürlük heykelinin yıkıldığını görüyoruz. Şimdi azatlık heykeli sindi. Demek bu da şartlanma buzuldu deyişmek için. Şimdi ortada uruşlar, canceller buldu. Ular ortası da braderler. Bu da İsrail'le birlik olan Amerika'nın aralığının aşılacağını ya da Amerika'nın bu işten zarar göreceğini göstermekte. Çünkü çıkan petrolden İsrail'de faydalanmak istiyor ve bu gibi durumlar zamanla aralığını açacaktır mutlaka. Hazır bütün dünya petrol yani neftiden İsrail menge hem hisse beresen de yaptı İsrail. Amerika bu cayda ortada cencel. Hullas keliş şu ortası da evangelistler bilen siyanistler ortası da uruş bar. Bana çünkü işare. 2012 yıl ekelliğini eslatıp koyasılar ki. Devamında bir çocuğu henüz doğmadan önce görmekteyiz. Hali tug'ilmagan bola atrofini yomonliklar o'rab olgan. Mana bir ilon yomonliklar belgisi, simgesi. Etrafını bir ilon sarkıldı. Ve onun televizyon içinden bir gözün izlediği görülmekte. Lekin bu ilon aslida bu televizörünü yoki internetini simi. Uşa internet, ijtimoiy tarmoq, odamlarning fikrini chalg'itish, trollinglar, fikirlerini başka yakka buruş uçun hareket biz tuğulmazdan balalarını nazaratka aldık demekçi. Bunun anlamı ise çok açık. Artık yeni doğan her çocuk televizyon ya da sosyal medya tarafından beyni yıkanmış olarak büyüyecek. Onlar henüz doğmadan kötülük etraflarını saracak. Sonraki sahnede birini görüyoruz. Kalbi ateşle yanan biri. Uyku halinde. Alın. Bana endi etikatlar. Ben evvel etkenimdik. Bütün dünyadaki buluyetken hile nayrenler arkasında etikatlar var. Ey Müslüman ümmet, gözümüzü açışımız gerek. Biz öz etiqatımızda mahkem turup, bugünkü hadisanı doğru tahlil kılmaya günümüzce,
Bugün imkoniyat taraqqiyotdan to'g'ri bohabar bo'lmaganimizcha kimga kim xizmat qilayotganligini bila olmay qolamiz. E'tiqodimizda mahkam turish bilan birga bugungi jamiyatdagi ilmlarni ham to'g'ri shakllantirishimiz kerak. Hozir Iso alayhissalomni avvalgi suhbatda aytdim. Barcha din vakillari kutyapti. Xristianlar alohida e'tiqod bilan kutyapti. Masih ularning masih tushunchasi yog'langan degani, yog' bilan xushbo'y yog' bilan surtalgan degani. Moshah yahudiylarni e'tiqodida ular ham kutyapti va bizni e'tiqodimizda ham Masih alayhissalom qaytib keladi. Bu hazil gap emas. Shu joyda sizlarga ozgina tanaffus beray, keyin davom ettiramiz. Ya'ni bu gap hazil gap emas. Nabi sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelishlaridan oldin yahudiylar va nasroniylar orasida tortishuv bo'lardi. Ular aytardiki, yaqinda bir payg'ambar keladi, unga biz ergashib, sizlarga qarshi urushamiz, yutamiz derdi. Nasroniylar ham bu gapni gapirardi. Oxiri payg'ambar alayhissalom arablar ichidan chiqdilar. Nasroniylar ham kofir bo'ldi, yahudiylar ham kofir bo'ldi. Lekin hamma kutib turgan narsa edi. İsa alayhissalotu vassalomning, ya'ni e'tiqod ma'nosidagi chiqishlari ham hozir hammaning til o'ngida. Netflix'da Masih degan kino bor, 10 bo'limi tugadi hozir. O'sha joyda bu e'tiqodlar to'la shaklda odamlarga singdirilyapti. Birodarlar, 2,5 milliardga yaqin musulmon bor, musulmon. Qolgan aksari 3 milliard, 3,5 milliardga yaqini nasroniy, qolgan 3 milliard, 1 milliard atrofida boshqa din vakillari 1,5-2 atrofida. Lekin katta maydonni Masih bilan, Masih alayhissalomning kelishi bizdan bo'ladi degan da'vo bor. Birodarlar, o'shaning uchun mana bu e'tiqodlarimizda ko'zimizni ochishimiz kerak. Bugun Masih keldi deb uzilib qolyapmiz birodarlar. Agar hozir televizorda yoki internet tarmoqlarida Masih keldi degan axborot 100% hamma jihatdan aytilsa, qaysi e'tiqod bilan biz Masihni taniymiz? Qanday qilib unga ergashmay yoki ergashishimiz kerak bo'ladi? Yoki Dajjal chiqsa, bizda tushunchada Dajjal o'zini avvalo payg'ambarman deydi, keyin xudoman deydi. Yahudiylarda antixrist Dajjal chiqadi, u ham payg'ambar da'vosi bilan chiqadi, yolg'onchi bo'ladi va keyin haqiqiy masih moshah keladi. Nasroniylarda ham avval antixrist chiqadi, keyin masih chiqadi. Endi satanistlar bor. Satanistlar aytadiki, yo'q, biz Dajjal chiqqanda Dajjalning askarlari boramiz. Bizga masih kerak emas. Dunyoni yomonlikka to'ldirishimiz kerak deydi. Mana bu multfilmni ishlaganlar birodarlar, nasroniy va yahudiylikdan ham ustun turamiz biz. Musulmonlardan ham ustun turamiz. Hamma dinni yo'q qilamiz, hamma bizga ergash kerak degan da'vodagi odamlar. Davom etamiz birodarlar. O bildiğimiz İllüminati sembolüne benzer bir sembol var. Bu gördüğünüz sahte Mesih, yani sahte İsa'dır. Başındaki tel örgüden çanlığa gerildiği o güne vurgu yapılmış. Neden sahte Mesih olduğunu birazdan anlatacağım. Daha sonra çoğu kişinin de bildiği üzere Deccal'i görmekteyiz. Deccal birçok kutsal kitaplarda inanışlar tek gözlük... Bana bu surat Rockefeller'ın suratından olingan. Rockefeller'ı bilemiz ha? Rockefeller'ın suratından olingan. Ve o bütün dünyanı internet, axborot, ommaviy axborot vositalarini o'z qo'lida ushlab turishligiga ishora bu. Va o'sha soxta masih nomi bilan butun dunyoga biz antixristni o'zimiz chiqaramiz, uni o'zimiz nazorat qilamiz degan tushuncha. Og'zi tillatishdan, ya'ni pul bizni asosiy qo'limizda, pul bilan butun dunyoni chaynab tashaymiz demoqchi va boshqa narsalarga boshqa rejalarga harakat qilishyapti. Bu haqida bir araştırma yapabilirsiniz. Ve Deccal'i bir ekranda görüyoruz. Sakalında Illuminati'nin net bir sembolü var. Bebek ise büyümüş ve gerçekten de beyni çoktan uyuşmuş şekilde görünüyor. Bu aslında günüm... Bana bu bala... Çocuklarını da çok... Bu bala
Miyyası yok. Miyyası internetke bağlangan. Ve bu balanı biz avlatlarımız hakkında bana bu fikrini yakışılar, biraderler fikrimizde cahilaşımız gerek. Balalarını kolege telefon verip, irtilaptan keç keçe oyun oynaşlığı akıbeti de bu cahide tabletkeler turuptu. Yigineler turuptu. Bu narkata, uyuşturucu, narkotik maddege bunu örgatıp koyuşken, közü de uşa narkozdan, narkotikeden tasarlangenlik surat korsatılgen. Miye internetke bağlangen. Özü de fikirlaş yok, miye yok. Mana buna kange avlatını hakla yaptı bunlar. Hali tuğulmastan nazaratta kıptırıp biz degeni, tuğulgenden keyin biz ne kolumuzda bunlar diye yaptı. Bolalar irtilaptan keç keçe kompüteri şakkıllatıp oturup oyun oynayatken bulsa, onların aklı rivojlanı yaptı deb oylamayın. Çünkü Google'ni o'zi katta sayti yaptiki eng o'sha bolalar o'ynaydigan o'yinlarni eng ahmoq odam uchun biz tashkil qilamiz deydi. Psixologlar ishlayapti ularni. Biz bolalarimizni mana shu qurbonlikka bermasligimiz kerak. Bu tahlildan shu foydani olishimiz kerak. Güzel şekilde anlatmadan. Henüz 2-3 yaşlarında ellerinde tabletler, telefonlar olan çocukları videolar izlerken, oyunlar oynarken görüyoruz. Maalesef ki ailelerin modern çocuk susturma yöntemi. Deccali çoğumuz bir insan varlık olarak düşünüyoruz. Fakat belki de gerçekten Deccal medyanın ta kendisidir. Medya derken kötü örnek oluşturan sinemalar, sosyal videolar, oyunlar ve benzerlerini kastediyorum. Balalarımızın ongini zaharlaş uçun en küçülü hadırgı kündeki faktör bu televideniye. Mesela televideniyada fahş kinalarını bimalal koyuşlik mana bularga xizmatni bir ya'ni jihati hisoblanadi. Bolalarni ularni qo'liga topshirib qo'yish. Hatto hozir ota-onalar bolalar jim o'tursin deb qo'liga o'ynaydigan kompyuterlarni berib qo'yishyapti. Bu juda xatarli ekanligini bu multfilmdan biz o'zimizga xulosa qilib chiqarishimiz kerak. Ular shuni xohlaydi. Bolalarimiz kompyuterga bog'lansin, o'yinlarga bog'lansin. Biz nima deymiz? Yo'q. Bolalarimiz kompyuterga aloqador bo'lsin, ilmiy asosda aloqador bo'lsin. Xalqqa insoniyatga foyda yetkazadigan, e'tiqodli sof, Allohni tanigan, e'tiqodi butun bo'lgan musulmon avlodni yetishtiraylik biz. Albatta ilmni o'rganishligi bilan birga. Düşünsenize insanları etkilemenin, ikna etmenin en iyi yolu sosyal medya değil mi? Burada da zaten çocuğu uyuşmuş bir şekilde görüyoruz. Mesela hemen yaptığı yerde duran iğnelere ve ilaçlara bakın. Blue Whale oyunundan etkilenenler bunu sosyal medyadan duymamış mıydı? Oradaki gün... Yeşil kit, kök kit degen oyun bor edi. 10 yaşdan 16 yaşgacha bo'lgan bolalar o'ynaydigan oyun. Oddiy oyun. Oyunda dastlab yengil-yengil buyruqlar beradi. Uni o'ynayotgan bola avval o'sha buyruqlarni amalga oshiradi. Bugun otangga itoat qilma, bugun onangga baqir, to'satdan baqir. Bugun qo'lingga lizvada rasm chiz. Rasmga olib bizga jo'nat. Bugun ko'chaga chiqib, eng baland binoga chiqib, rasmga olib bizga o'zingni tasha, rasmingni tasha. Bugun o'zingni o'zing os, o'zingni ot degan buyruqlar bilan bolalarni uyushtirib, qancha odam o'ldi? Ko'k kitni orqasidan. Bu o'sha sotsial medianing, ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali dunyoni yosh avlodlarini o'ziga bo'mbo'sh miya bilan o'zining nazoratiga olish usullari. Men buni biroz boshqacharoq talqinini aytgan edim. Bugun Abdulloh Zufarga alohida joy qilib berib, uni musulmonlar ichidan ajratib chiqarib, musulmonlarni o'zini ichida aqli, fikri hali uncha rivojlanmagan bolalarni tamomila parokanda qilish uchun gapirtirayotganlar mana bu odamlar bo'ladi. Dindan gapiradi, ha. U Tavrotdan gapirsa hech kim ergashmaydi ki. U dindan gapiradi. Gapirganda asosiy ulamolar gapirmagan gapni gapiradi. Ajabtovur gap gapiradi. Xuddi o'sha ko'k kit o'yinini boshqacha ko'rinishi bu. Bunga ergashganlar ham 16 yosh, 25 yosh orasidagi odamlar ergashadi. Va bular ham oqibatda o'ldiriladi. Yoki boshqani o'ldiradi. Bularda ham fikriy tushuncha, analiz bo'lmaydi. Mana bugun 2 ta 3 ta raddiyalarni qo'yishibdi bolalar. Bu Abdulloh Zufar Allohni odamga o'xshatamiz deyapti, ochiq oydin. Birinchi bosqichda e'tiqodda Allohni odamga o'xshatib olamiz.
Kolu bar, közü bar, ayağı bar diyebiliriz. Keyin bunu his kılıp kıyandayın keyin, bunu keyin ikinci baskışta adamga okşaganmaz deyip düşündüremiz deyipti. Bu fikrini gapiriş bil ittifak küfür biraderler. Bil ittifak bunu ulamalar, ahl-i sünnet vel cemaatinin ulamaları bunda birorta tabilini görmegen. Allah'ını adamga okşatıp olamaz avval birinci baskışta deyişlik küfür biraderler. Ben bunu amel ne et yapman küfür deyip, Abdullah Zufar'ını kafir demeyim ben. Abdullah Zufar bu kök kit. Bu programmalaştırılgan. Bunu nazorat qilib turganlar. Mısır'da bunu qamashdi. Kimdir ortaga chiqib, olib chiqib ketdi. Qatqadir belkitib qo'yishib, akopni ichida o'tirib, yana bolalarning boshini zaharlayapti. Ko'k kit bu ham. Mahmud Abdulmo'min. Sariq kit. Sariq kit. Ukraina maxsus xizmatlari joy qilib berdi, o'tirib olib musulmonlarning ichida ig'vo fitna tarqatib yotibdi. Hazrat rahimahullohni arab tilida gapirgan gaplarini noto'g'ri tarjima qilib, hazratni xuddi kimindir zakazi bilan musulmonlarga qarshi kitob yozgandek ko'rsatib, shuni da'vat qilib chaqirib chiqaryapti. Odamlar unga ergashayotganlar arabchada nima deganini bilmaydiki. Va Mahmudni xoin ekanligini ham tasavvur qilmaydiki. U dinga xizmat qilyapti deb o'ylaydi. Vaholanki u kitob Hazrat rahimahulloh butun boshli davlat qamab eplolmayotgan jamiyatda bir guruhni, hizbiylarni fikri buzilib, o'sha tashqaridan mana bunga o'xshagan multfilmni orqasida turgan odamlar, qo'lida qo'g'irchoq o'ynatadiganlarni bizni e'tiqodimizni o'rganib, xalifalik mavzusida ularni miyasini zaharlab qurbon qilayotgan paytida davlat odamlari kelib hazratdan iltimos qilishgan. Buni qamab eplab bo'lmayapti. Bunga bir fikriy bir narsa yozib bersangiz bizga deganda hazrat din nasihatdir degan kitobni yozganlar. Uni kimmidir bosimi bilan yozmaganlar. Yana tuhmat qilyapti. Makkaga borganda majbur bo'ldim shu kitobni yozishga deganlar deyapti. Mahmud o'ta iflos bola. Ehtiyot bo'linglar. Mahmud o'ta ketgan iflos bola. Meni atrofimdagi menga yaqin bo'lgan shogirdlarim, yaqin odamlarga lichkasiga ovozli gaplari bor. Abrordan qochinglar, abrorni tashlanglar, menga o'tinglar qilgan ma'noda. Bu o'tda yolg'ondan tap tortmaydigan, birovning haqqidan qo'rqmaydigan, musulmonlarga xiyonat qilishlik uchun har doim moyil bo'lgan, Ukrainaning maxsus xizmatlarining yuvindisini yeb o'tirgan iflos bola. Mahmud musulmon, lekin fosiq musulmon. Mahmud xoin musulmonlardan. Mahmud yolg'onchi kazzob musulmonlardan. Hazratmish majbur bo'lib yozib berganimishlar. Hazrat nimaga majbur bo'lardilar? Dunyoni xohlagan joyiga borsalar ketib yashashga imkonlari bor edi. U kishi shu ichkariga kirib musulmonlarga yordamim tegsin deb shu joyda dinga xizmat qilib o'tdilar. Gaplarini o'rni kelganda aytib ketyapman. Gaplarini noto'g'ri tarjima qilib majbur bo'ldi bu deb yomon otlik qilib Makkada hajda odamlarga shu ishni noto'g'ri qildim deb e'tirof qilgan deyapti. Yolg'on. Yolg'ondan qo'rqmaydiki Mahmud. Mahmudda sharaf yo'qki, Mahmud erkak emaski. Mahmud kimnidir qo'yib bergan axlatxonasida o'tirib olib musulmonlarni ongini fikrini buzib ko'k kit vazifasini o'tayotgan sariq kit bu. 25 yaş bilan 40 yaş atrofidagi odamlarni boshini aylantirayotgan sariq kit. Keydan keyin iyni o'rniga o' qilib o'qisangiz ham bo'laveradi. Mahmud shu. Ilmiy bahs, samimiy mulohaza, suhbat yo'q unda. Yolg'on gapiryapti. Hazratning gaplarini noto'g'ri tarjima qilyapti. Va bu kimlar tomonidan moliyalashtirilyapti? Kofirlar tomonidan. Musulmonlar moliyalashtirmayapti bularni. Maxsus xizmatlarni, kitoblarini yozgan odamlar, siz kitoblarni o'qisangiz, o'sha Lawrence'ga o'xshaganlarni yoki butun dunyo, masalan, Hasan Sabbohlarni maxfiy usullarini o'qisangiz, aytadiki, bir kishi deydi, bir kishi o'zi dushmanga xizmat qilayotgan bo'lsa, uni birinchi harakati falonchini xoin deyishdan boshlanadi. Chunki o'zining xiyonatini berkitish uchun boshqa odamni xoin deb turish kerak har doim.
Mahmud doim xoinlik haqida gapiryaptimi? Bilingki Mahmud xoin. Xoin dinini sotgan odam. Dinini shu xalifalikni ideologiyasiga, shaxsiy tushuncha u. Hadis shariflarda buyruq yo'q. Bu inshaalloh xalifalik Imom Mahdi kelganda bo'ladi. Buni e'tiqod darajasida biz aytamiz, yuzimiz ochiq O'zbekiston ichida turib aytyapmiz. Amerikada tursak ham aytamiz buni. Xilofat keladi u. Lekin xilofatni o'rnat degan buyruq yo'q musulmonlarga. Mahmudni basga chaqiring. Basga chaqiryapmiz. Uzrliman deb ketib qoldi. Uzrligi cho'zilib ketdi Mahmudni. U kelmaydi, kela olmaydi ani u. Lekin orqadan Hazrat rahimahullohga loy otyapti hali ham. Bizgaki kuchi yetmadi uni, yetmasligi aniq edi. Endi Hazratga tosh otishligi balantiroq joyga tosh otsa mashhur bo'lishligi uchun. Men buni mana bu rejalarda kimni o'ynatayotganligi, ko'kkit nazariyalari qattan kelib chiqqanligi, Mahmudlar, Abdulloh Zufarlar qanday tashkil qilinishligi mana bu multfilmda aytilayotganligiga sizlarni bir fikringlarni tortay dedim. Davom etamiz. Sizce normal olabilir mi? Uyuşmuş bir akıl olduğu gerçek. Sonraki sahnede işte bu medya ya da Deccal'in çocukların zihninde fısıldadığını ve uyuşturduğunu görüyoruz. Ardından hayret. Demak, media bolalarni ongiga har turli narsani o'rgatyapti va oqibatda bolalarimiz kimga ergashayotganini bilmayapti. O'sha media orqali Zufarlar, media orqali Mahmudlar musulmonlarning ichidagi yosh, zehni hali qotmagan bolalarimizni fikrini buzyapti. Mana bu joyda bu ham o'sha dollardagi simga bu. Uch burchak bu endi eng zamonaviy uchoqlar. Bular bilan masjidlar portlatiladi deyapti. Uchoqlar çok benzeyen uçakların bir cami bombaladığını görmekteyiz. Mana bu cami tahminimiz bo'yicha Kudus. Kudus'nu tez günde bombalashlik rejasi bor bularni. Yoki Kudus'nu tamamıyla yıkıtış rejaları bor. Avval aytgan edik, uni orqasidan siyonistlarga berilgan va'da bor. U va'daga ko'ra Sulaymon alayhissalomni taxtini qaytadan o'rnatishlari kerak. Uning uchun Kudus buzilishi kerak. Mana bu rejalardan bittasi bu. Sahte Mesih'i tekrardan görüyoruz. Eline gelen bir kelebeği bir anda yakıp yok ediyor. Bu Mesih suratıdaki adam, lekin bu Antikrist, Daccal yani. Kolege kegen kepelek, umitini küydürüvar yaptı. Kepelek umit belgesi, onu küydürüvar yaptı. Umit yok yani. Bu orkali umit amalga aşmaydı. Mana bunlar hamısı pagan etikadı. Satanistlerinin etikadları. Bu, Fir'avnlarning tushunchasi, Fir'avnlardan kelayotgan e'tiqodlar. O'shalarning belgilarini qo'ygan. Biz shularni yasaymiz deyapti. Ya'ni sizlarning e'tiqodingizni bilamiz. Sizlar Masih kutyapsizlar. Sizlar kutayotgan Masihni biz oranglarda chiqaramiz deyishmoqchi. Kelbet umid demektir. Aslında shu noktada bu kishining kötü biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Müslüman bir annenin. Mana musulmon ona, musulmon bechora, ma'suma ona bolasi vafot etgan, qo'lida bir dori bilan o'tiribdi, yig'lagan, ya'ni ma'sum qiladigan ishi yo'q, bolasi yig'lab o'tiribdi. 2012-yildagi gap bu. Qaytadan eslatib qo'yay. Bu o'sha 2012-yilda nima deyishmoqchi edi bular? Islom olamini qon yig'latamiz. Musulmonlarning onalarini qon yig'latamiz. Musulmon go'daklarni Abdulloh Zufarga o'xshagan charlatanlar orqali jang maydonlarida qonga botiramiz degan reja edi bu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Uzoqdan portlayapti atom. Evladını kaybettiğini görüyoruz. Elindeki bomba ise ölümünün sebebi. Arka planda ise atom bombasına benzer bir bomba henüz düşmüş. Çevresindeki duman şeklinden ve yayıldığı alan bakımından atom bombası olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki sahnede yüzündeki çizgilerden. Endi ballar, braderler Afrika'ya urgu var. Halbuki yukarıdaki Suriyelik ona ko'rgan bu seyler. Ozgina qaytarayin de. Suriyalik onaning surati bu. Muslima onaning qon yig'lashligi. Suriyada yig'latdimi bular? Yig'latdi. Suriyaga borib qo'liga qurol olganlar kim bo'lib chiqdi endi? Kimga xizmat qilganlar bo'lib chiqdi? Kimning rejasi bo'yicha Suriyada qurol ko'tarib musulmonlarning onalarini kim yig'latdi? Nahotki hali ham ko'zimiz ochilmasa. Bu rejalar 2012-yilda tuzilgan rejalar. Endi navbat Afrikaga deyishmoq. Kelajakdagi duman shaklidan va yayildigi alan bakımından atom bombasi olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki sahnede yüzündeki çizgi. Afrikalik bola
Közü konge tolgen. Kolu da kural. Ve endigi terror urunuşları Afrika'da devam etişliğe delil bu. Afrika'daki hadiselerini kollab kuvvetleş recesi var bularını. Mendeki malumatları göre IŞİD teşkilatıge azo adamlar kolge tüsse ya devletige kaytarış ya ki Afrika ülkelerige yubarış recesi var. Afrika'da devam etedigen cihat koşturmak içi de yani bular aytiyetken. Cihatlarge bularını koşuş. Mahdi kelsa Afrika'dan ham bir qancha askarlar Mahdi'ge koşuladı degen hadislerge urgu biriş. Ve bular braderler. Braderler. Endi Afrika'nın konga butırış recesi var. Mana bu joyda o'sha satanistlerinin belgisi. Kalla çanağı ikide suyak. Endi Afrika'daki bolalar koliga kural biriş recesi var. Libya'da başlandı braderler bunga o'xshagan hadiseler. Ve bu rejeler bular tuzgan amalga oshirishga harakat qilayotgan rejeler. Saçından ve ten renginden bunun Afrikalı bir çocuk olduğunu anlıyoruz. Karşısında ise yarı çıplak şekilde duran biri var. Çocuklar için yapılan cinsel istismar gösterilmiş. Çocuğun titrediğini görebilirsiniz. Karşıdaki ona satılan bir paketi açar gibi kurdeleyi açmakta ve açtığı anda çocuğun gözlerindeki ışık sönmektedir. Tekrardan lotus çiçeğini görüyoruz ve komünizm... Bana bir cahide orak ve balga. Bu komünizm belgesi. İşçi partiyasının belgesi. Bu komünizmini biz batırdık. Komünizmde kalgan yani Kuba bor, Venezuela bor, yani Xitoyning bazı burchaklari yoki Koreya bor, Shimoliy Koreya, bularning barchasi endi botadi. Botqoqqa botib bo'ldi bularni, oxiri keldi demoqchi. Demak, Kubada bir muammo bo'lish ehtimoli bor va Xitoyda bo'lgan hodisani ko'rdik va bir qancha shunga o'xshagan hodisalar bor demak. Botini, ya'ni yo'q olduğunu ko'rdik. Komünizmin sembolü çekici ve orantılı bizim sebebi. Sahnenin devamında beyaz bayraklı birini görüyoruz. Savaşın karşısında... Uruş böyle yaptı. Onun karşısında bir kısaca ok bayrağını kurtarıp tinçlik tarafı doğru bulup durup. Barış isteyen biri. Fakat onu durduran ölüm... Bu uşa anakalarda var bunu. Kaysıdır darbede bir kız tankenin olduğu turgenliği. Lekin uruşunu tohtata almıyorsan sen. Yani kızlarını aldığında çıkarıp uruşunu tohtatışka harekat kıladırken gruplar avara bulmalarının uruş tohtamaydı deyişedi. Hazır görsatalım. Tabii izlet var ve kutlamayabilir. Artık vazgeçin. Orkasıdan bana bu Xitoy etiqadı da ölüm ajdahası bu. Bu ölüm ajdahası o şey kızı orkasıdan avara bulasan uruş tohtamaydı ölüm devam etedi demekçi. Kaybettin demekte. Zaten hemen sonrasında bu kişi. Bolanı betide atom bombasının belgisi var. Uyağıda bitti yürekli belgisi var. Xullas uşa kız atomga karşı men, sevgi taraf doğru men degen idi. Nargi real hayatta tankeni aldırdı turgan. Uşanın simgesi bu. Lekin u toxtata olmaydı. Yani kayırdadır atom, yoki uşa virüsünün portlaşı biyologik kuralını bölüşlüğüge işare deyişi yaptı bunu hazırgı tahlilçilere. Tüm umudunu yitiriyor. Burada ise sahte mesih. Sahte mesih devam eti yaptı. Kayıkta uyku halindeyken görüyoruz. Ayıklarından ateşler çıkmakta. Deccal'in gençleri halen uyuştur. Daccal haliyen. Daccal bu uşa medya. Medyan daccal demokçi. Bolalarını haliyen uzunu tasarı aslında uçlap durdu. Bunu görüyoruz. Bu dikdörtgenlere başka bir boyut diyebilirsiniz. Ya da bir televizyon ekranı. Bunların içinden yanarak geçen sahte mesihini görüyoruz. Kayına balıklar dolmakta. Balık eğrası tügedi. Şimdi başka eğrege öttük demokçi. Bir manada, ikinci manada İsa aleyhisselam o'zi baliq bilan ovqatlanardi, unga ishora, soxta baliqlarni ham olib chiqib qo'ya olamiz va bu boylik hammasi shu soxta antixrist oyog'i ostida bo'ladi degan bir qancha ishoralar bor buni ham. Bu ikki anlama kerakmiş. Mesih geldiğinde bolluk bereket gelecek ya da onu takip eden çok kişi olacak anlamında. Sahte Mesih geldiğinde onu takip eden birçok insan olacağını biliyoruz. Bu da buna bir gönderme olabilir. Kravatlı birçok insan görmekteyiz. Bunlar dünya yöneten... Mana bu diplomatlar. Yani bugungi kundagi galistikli odamlar. Bularının hammasi Antikristke hizmet kılıyetkarlığına aitiyipti. İnsanlar topluluğu gibi. Sahte Mesih ortaya çıktığında yok oluyorlar. Ardından de... Sahte Mesih bunların hammasını yokka çıkarıyipti. Kereymez şimdi bunlar diyipti. Yan olarak düşündüğümüz düzen de Sahte Mesih'in gelmesiyle çık. Sahte Mesih gelişi bilen Daccal yani televideniye hemen arsa arkaya çekindi. Bola miyyesiz, akılsız yatıptı, ondadan tura dendim. Yerini bir yerini bırakıyor da diyebiliriz. Deccal'in aradan çıkmasıyla aklı uyuşmuş olan gencin bilinçli sağlıklı bir hal... Bana közü cahaya geldi, lekin miyye yok. Okumagan, o'rganmagan, oyun o'ynab katta bo'lgan, katta bo'layotgan bola. Endi buni nima qilish mumkin? Yo'qadini ko'ryapsiz.
Elbette sahte mesih neden dünya yöneten insanlara karşı gelsin ya da deccali kaçırsın diyebilirsiniz. Bunun sebebi sahte mesihin yeryüzüne öncelikle gerçek olduğunu inandırması, insanlara kendini iyi biri olarak göstermesi gerek. Bütün bu sahte gösterişler de işte bu yüzden. Ölüm ya da kötülük diyebileceğiniz olgunun halen yönetimde olduğunu görüyoruz. Sahte mesih geldikten sonra... Sahte mesih gelgenden ikin haliga Suriyelik onanın kolida turgan bola ornadan turup yükseliyapti Osmanga qarab. Müslümanın ayağa kalkacağına, yükselişine dair bir gönderme yapmış. Bu Müslümançılık asosi bugünkü kunda bu oyunu oynayatkenlerinin karşısı da rivojlanishi mümkün bo'lgan yagona sağlam din. Bir manası bu. İkinci manası bular soxta ravishda ko'rsatamiz. O'zi o'lgan bola biz bunu o'zimiz yuqoriga ko'tarib ko'rsatamiz. Çünkü antixrist kelganda birinchi odamlarning ko'ziga yaxshi ko'rinish kerak degan ma'noga ishora bor. Sahte mesih dediğimiz kişinin şeytansı bir varlığa ait simgenin bulunduğu kapıdan geldiğini görüyoruz. Kötülüğün olduğu yerden geliyor. Satanistler belgisi bu. Satanistler kurgan gar içiden antikrist çıkıp geliyordu. Sonrasında sahte mesihin kayıpta seyahatinin sonuna doğru geldiğini görüyoruz. Ve tam da burada uyanıyor. Gözünün içindeki ateşle birlikte. Peşanada uşa dollardaki anaka köz. Keyin bu uşa pagan satanistlerini simgeleri bu gözünü açtı ve yangi dünyaya karadı. Arkada bana bunu etibar bedasılar indi. Notre Dame'daki çirkovni yonishi 1912 yılda işlengen multifilm kayta etemiz. 2019 yılda bu vakıya huddu multifilmdeki dek bugün. Karab durayım. Başındaki tel örgü kalkıyor. Ardından işte o dehşet verici olay yaşanıyor. Karan, yıkılıyan tamamını karan. Özellikle yıkılıyor. 2012 yıl. Şu tamangi yıkılı yaptı. Haligi Notre Dame'daki çirkovunu hem minarası hud düşünde yıkılıyken. Bu animasyonda görülen bu yıkılma sahnesi tam 7 yıl sonra hem de aynı şekilde gerçekleşiyor. Gördünüz mü onu? Etibar biliyorsun mu? Aynı şekilde bir kıl yıkılı yaptı. Bana bu braderler fitne nazariyesi mez. Bu bir cemaavi aklının yani kelişken o zara kolunu kolge bergen dinsiz, ateist yok ki agnostik yok ki siyanist yok ki başka evangelist, satanist ne mi buluştan kat'i nazar? Müslüman mez. Cemaanın o zara rece bilen amalge aşırıp keliyetken işlerige işare bular. Bir kançası amalge aşı yaptı. Bular braderler. Avvaldan gaybni haber berişmez. Bu avvalgi aytganimizdek bo'layotgan sababiy dunyoni o'rganib, buning oqibatida bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarni rejasini oldindan ko'rsatish. Ha, yana haligi bolani rivojlanishi, ya'ni dushmanning qarshisida haqiqiy ma'noda kuch bilan rivojlanishi mumkin bo'lgan din, islom dinida bu tariqat, tasavvuf ekanligini tan olish. Tasavvufdan, tasavvufni o'zlariga xizmat qildirishlikdan noumid bo'lib bo'lgan dushman. Dushmanga mutasavvuflar xizmat qilmaydi, aniq bu. Dushmanga xavorijlar xizmat qiladi. Dushmanga shi'alar xizmat qiladi. Shi'a deganda rofizalar, radikallari. Dushmanga o'sha hizbiylar xizmat qiladi. Dushmanga hashaviylar xizmat qiladi. O'shaning uchun ularni simgesi misolida Usama bin Ladinni ko'rsatgan ular. E'tiqodi shaxsiy e'tiqodni aytmayapmiz. Ularning xizmat qiladigan maydoni radikal maydon. Radikal maydon salafiylik, radikal maydon hashaviylik, radikal maydon zufariylik, radikal maydon mahmudiylik, hizbiylik ya'ni. Tasavvuf ularga xizmat qilmaydi. Shuning uchun tasavvuf suratida ko'rsatyapti. Bu yuksaladi bu. O'shani bir ko'rsataylik. Haqiqatda eng qiziq joyi shu. Tüm umudunu yitiriyor. Halen uyuşturduğunu görüyoruz. Bu dikdörtgenlere başka bir boyut diyebilirsiniz. Ya da bir televizyon ekranı. Bunların içinden yanarak geçen sahte mesihini görüyoruz. Kayına balıklar donmakta. Bu iki anlama gelebilir.
Mesih geldiğinde bolluk bereket gelecek ya da onu takip eden çok kişi olacak anlamında. Sahte Mesih geldiğinde onu takip eden birçok insan olacağını biliyoruz. Bu da buna bir gönderme olabilir. Kravatlı birçok insan görmediniz. Bunlar dünyayı yöneten insanlar topluluğu gibi. Sahte Mesih ortaya çıktığında yok oluyorlar. Ardından Deccal olarak düşündüğümüz düzen de Sahte Mesih'in gelmesiyle çekiliyor. Bir nevi yerini bırakıyor da diyebiliriz. Deccal'in aradan çıkmasıyla aklı uyuşmuş olan gencin bilinçli sağlıklı bir hale geldiğini görüyoruz. Elbette Sahte Mesih neden dünyayı yöneten insanlara karşı gelsin ya da Deccal'i kaçırsın diyebilirsiniz. Bunun sebebi Sahte Mesih'in yeryüzüne öncelikle gerçek olduğunu inandırması, insanlara kendini iyi biri olarak göstermesi gerek. Tüm bu sahte gösterişler de işte bu yüzden. Ölüm ya da kötülük diyebileceğimiz olgunun alem yönetinde olduğunu görüyoruz. Sahte Mesih geldikten... Yani bu tasavvuf giyimi. Yani Rumi saması. Sama yani yukarıya yükseliş Müslümanların tasavvuftaki belgesi. Sonra Müslümanın ayağa kalkacağına, yükseleceğine dair bir gönderme yapmış. Sahte Mesih dediğimiz kişinin şeytansı bir varlığa ait simgenin bulunduğu kapıdan geldiğini görüyoruz. Kötülüğün olduğu yerden görüyoruz. Sonrasında Sahte Mesih'in kayıkla seyahatinin sonuna doğru geldiğini görüyoruz. Ve tam da burada uyanmış. Gözünün içindeki ateşle birlikte. Arkadaki binanın yıkışı yıkarayın. Ardından işte o dehşet verici olay yaşanmış. Hemen arka planda duran Notre Dame Katedrali özellikle yıkılıyor. 2012 yapımı bu animasyonda görülen bu yıkılma sahnesi tam 7 yıl sonra hem de aynı şekilde gerçekleşiyor. Oldukça ilginç ve bir o kadar da ürkütücü. 7 yıl aldın. Mutfilm'de işleş yaptı. 7 yıldan keyin aynı hadise vakıada sadır böyle yaptı. Yani bundan bunların maksadı yeryüzünde mutlaka din bizni kızıktırmaydı değişmekçi. Her kanday din bizge gerek mas değişmekçi. Her kanday dinini sindiramız, yok atamız. Ahara bütün dünya devletini biz başkaramız degen recep var. Sonunda güneş tarafından gelen bazı göktaşlarının büyük piramidi parçaladığını görüyoruz. Yenge alem karay. Piramideler yıkılı yaptı. Endigi, diğer piramitler de yıkılmakta. Endigi gelecekte recepler. Belki de olacaklara dair bir işaret. Video sona erdiğinde ilginç bir şey dikkatimi çekti. Bu videonun yapımı... Endigi rejeler bu tarixi yodgorliklarni ham yo'q qilamiz. Dünyada hiç qanday muqaddas tushuncha qolmaydi. Hatta ki bu Misrdagi piramidalarni ham yo'q qilamiz degan reja bor. Juda ajoyib bir narsa chiqdi deyapti. Bu nomlarni juda ko'pini surishtirishgan. Bu nomlar hatto ba'zilari multfilmga aloqasi yo'qligini aytgan. Mana bu joyda Muzaffar Korkut degan FX artist kino bu multfilmni ishlashda ishtirok etgan odam. Bu odam yo'q, topisha olmadi. Turk nom qo'yishgan, lekin tagiga yetib borish olmayapti. Xullas, her ne kadar kendisine ulaşmaya çalışsam da maalesef başaramadım. Kendisi bana mailden ulaşabilirse sevinirim. Ve videonun asıl amacına gelirsek, dünyada İlluminati isimli gerçek bir örgüdür. Bu asla tartışılamaz ve gücünü dünyayı yöneten kişiler oluşturmakta. Başta da dediğim gibi bazı film ya da animasyonlarda yapacaklarının bir kısmını, bir anda da böyle eylemlerin bir kısmını önceden gösteriyorlar. Bu geleceği bildiklerini değil, tasarladıklarını gösterir. Hop. Rodalar bu kimmidir gaybini bilişige daralatmaz. Bu yukarıda etkenimizdik. Karşımızda puxta o'ylangan reja bilan qadamma qadam harakat qilib kelayotgan dushmanning mavjud ekanligini bildiradi. Buni biz yuqorida boshida aytdim men suhbatda. Dushmanning naqadar quvvati kuchi borligini bilish g'alabani yarmi bu. Biz g'alaba qilish uchun dushmanni tanishimiz kerak. Ularni mensimaslik, ular mushrik, najas degan gaplarni o'ziga ya'ni tormuzlanib asıl qilishimiz kerak bo'lgan ularning qarshisida bizni ham qo'limizda nimadir bo'lish kerakligi oyatni buyrug'i ekanligini asl mohiyatini tushunib yetmagunimizcha biz vazifamizni to'g'ri ado qila olmaymiz. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dushmanga qarshi tayyorgarlik qilinglar deydi Alloh taolo. Mastata'tum. Qarshimizdagi dushman reja tuzyapti. Rejani ichiga bizni daxil qilyapti. Bizni yoshlarimizni uyushtiruvchi, bizni yoshlarimizni miyasini uyushgan qilishlikni, bizni yoshlarimizni mutlaqo miyadan xoli qilishlikni, e'tiqod, tushuncha, tarix, muqaddas tushunchalardan mahrum qilishni rejalashtiryapti. Bizni düşman bolalarimizdan terror tashkilotlari tashkil qilishni xohlaydi. Bizni düşman ichimizdagi musulmonlarni parchalashni xohlaydi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Mana bu düşmanga istitoatimiz yetgun qadar tayyorgarlik qilishimiz kerak. Qurol bo'lsa qurol, fikri bo'lsa fikri, texnik taraqqiyot bo'lsa texnik taraqqiyotdan hozir boshlashimiz kerak. 21-chi asr birodarlar, ilm davri. Hozir Tesla'ning rahbari 6 oy mobaynida hozir
Suni yoldaş, neçte suni yoldaş vardı beləsilər? Kim belədi yazıylarçı? Hadır suni yoldaş, Osmanlıda neçte suni yoldaş var? Hiç kim yazmadı mı? Tahminen bu sem yazıylar. Yaxşı, hiç kim yazmadı, belki yazganı korunmagandır. 2000 atrafı da var. Bütün dünyanın suni yoldaşları. Bugün bütün dünyanın nazareti suni yoldaşlarga alakadar. Suni yoldaşlar bilen her bittemizin internet tarmağımız, telefonlarımız, televizorlarımız, bunlar nazaret ostida. Ve orta asırlarda yerlerini, orta asırlarda yerlerini koluda üşlegen davlatlar küçülü davlat hesaplengen. 19-20 asırlarda suliklerini koluda üşlegen küçülü davlat hesaplengen. Bugün 21 asırda braderler Osmanlılarını koluda üşlegen küçülü davlat hesaplanadı. Yani bu suni yoldaşlarını kim köp çıkarsa uşa küçülü hesaplanadı. Türkiye'de 2 tane suni yoldaşı var. Bütün dünyada 2000'e yakın suni yoldaş var. Suni yoldaş proyekti de hazır. Tesla'nın rejesi 6 ay içi de 10.000'te suni yoldaş uçuruş rejesi var. 10.000'te. Bütün dünyanın yegane internet tarmağına bağlaş rejesi var. Nimaga? Dünya devleti rejesi var ularını. Müslümanlarımız mesela ben özümü oğlumunu siz özünüzü farzandınızını aka ukanızını düşmanın fikri hurucudan himoya qilaman deb internetni qo'ldan uzib qo'ysangiz osmondan internetda bog'lashlikka majburlayapti. Facebook birodarlar 600 ta rejasi bor. Bu reja asosida sun'iy yo'ldosh uchirish rejasi bor. Butun katta holdinglar dunyo bo'yicha sun'iy yo'ldoshlarga astoydil harakat qilishyapti. Biz mana bularni o'ylashimiz kerak. Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Biz quvvat jihatidan bu narsalarni o'ylashimiz kerak. Bu ummat, men avvalgi suhbatda aytdim, qo'limizda kuch bo'lsa, dushman ham ne'matlanadi. Mana bu chizgi filmida, multfilmni rejalashtirgan odamlarning qo'lida kuch bo'lsa, butun dunyo onalari yig'laydi. Musulmon onalarini yig'latdi bular. Hali ham yig'latyapti. Ularning qo'liga kuch quvvat kelganda insoniyatga zarar berishadi. Lekin musulmon biz avlodlarimizni bu ilm bilan boyitsak, o'rgatsak, yo'naltirsak, ular butun dunyoga manfaat yetkazadi. Mana bu bizning asosiy maqsadimiz. To'g'ri bir multfilmni ko'rdik hozir. Ba'zi fikrlarni o'rtoqlashdik, lekin bizning vazifamiz nima degan joyni biz urg'usini ko'proq berishimiz kerak. Vazifamiz bolalarimizni o'sha ko'k kitlarni, sariq kitlarni yoki Abdulloh Zufar singari akulalarni qo'liga topshirib qo'ymasligimiz kerak. Ularni orqasida dushmanning qo'lidagi haligi o'ynatib turgan iplari bor. Iplari bor. Nima uchun hizb jamoalariga Londonda ofis berishadi? Nima uchun? Nimaga kerak? Londondagi bir karametr joy alaqancha million dollar turadi. Nima uchun uni katta bitta joyni hizbiylarga ofis qilib beryapti? Meni yaqin tanishim Londonga borib kirib ko'rib keldim dedi. Odamlar bilan gaplashgan kirib. Mahmud yolg'onchi-ku, u kazzob u, tan olmay qo'yaveradi, u xoin u. Turibdi shu. Turibdi. Ularga borib aytibdi, nimaga masjid qilmagansizlar buni? Katta joy ekan. Musulmonlarga Londonda masjid muammo. Masjid qilinglar shuni musulmonlar uchun desa, biz diniy tashkilot emasmiz deyapti hizbiylar. Ha, siyosiy tashkilotimiz deyapti. So'rang o'zidan, o'shanga siyosatdan gapiradi. Bular siyosatdan, ya'ni dinni siyosiylashtirishdan ko'zlagan maqsad Angliyani rejalarini amalga oshiradi xolos. Angliyaning rejalarini tuzayotganlar haligi ko'rgan odamlarimiz. Qizbiylar kimga xizmat qilayotganligini ochiq-oydin ko'rib qo'yavering. O'ziga o'zi telefon qildirib odamlarni aldayapti.
Ulaga telefon qiladiganlar ham bizdan bir og'iz biz haqimizdagi savolni o'zimizdan so'ramaydi. Ushnaqangi trolling bilan bizga obro'sizlantirishga o'xshagan tuhmat montaj gaplarini ta'sirida uyushtirilgan, ya'ni miya bunaqangi informatsiya bilan narkoz berilgan. Informatsion narkoz. Bo'ldi, bizni shunaqa deb o'ylaydi. Yaqinda bittasini bir joyga chaqirib so'roq-savol qilishgan ekan, menga aytibdiki, meni sotgansiz deyapti. Usta, hani o'zimizda ichimizda yurgan usta. Uni boshiga qanaqadir muammo kelsa, aybdor men bo'larmishman. Musannif Adham degani bor, sharlatan. Bugungi yoshlarimizni ichida uchiga chiqqan sharlatanlar. Musulmonlarning orasida ig'vo, ixtilof tarqatib yuradida oppoq bola bo'lib ko'rinadi. Bir joyda o'tirib, aybini bo'yniga qo'yib, bo'ldi endi bu mavzuni to'xtatgin qilib gaplashib ketsak, men chiqqandan keyin boshqalarga qotirib qo'ydim, mot qilib qo'ydim, o'tkizib qo'ydim, qutdi. Bu birodarlar, bu o'yinlar barchasi islom ummatiga dushman tarafidan qilinayotgan o'yinlar. Bunga o'ynayotganlar islom nomi bilan o'ynayapti. Da'vosi islom nomi bilan. Jihad deyishyapti, hijrat deyishyapti. Lekin orqasini ko'ring, musulmonlarga zarar faqat. Birorta foyda bergani yo'q musulmonlarga. Ko'rdingizmi? Musulmonlarga foyda bergan edi bularni. Yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda al-munafiquna val-munafiqatu ba'duhum min ba'd degan. Munofiq erkaklar, munofiq ayollar ba'zilari bilan bir degan. Mana Abdulali Abdullayev degani. Ha, deyapti, nima deyapti? Bu gaplaringizni ham montaj qilamiz, xiyonatingizni ochamiz deyapti. Ya'ni tan olyapti Abdulali Abdullayev. O'sha montaj qilib musulmon odamning aytgan gapini noto'g'ri ko'rsatishga urinib harakat qilish sahih hadisda onasini zino qilgandan og'ir ekanligi bor Rasulullohning hadislari. Bular musulmon bo'lganda edi, bu gap bularni cho'chitardi, seskantirardi. Bular musulmon emas, troll ochib olgandan maqsadi ham shu. Musulmonning nomini qo'yib olgan, orqada Rokofellerni itlarini vazifasini qilyapti. Misol uchun deyapman men. Nomlar muhim emas. Hadis bu. Abror aytgani uchun olmaymiz. Nimaga? Abror aytdi. Abror gap emas-ki bu, hadis bu. Bular musulmon masligini ochiq tan oladi, mana montaj qilamiz deyapti. Xiyonatingizni ochamiz deyapti. Xiyonat nima ekanligini bularga qarshi gapirilgan gap deb o'ylaydi. O'zi boshiga muammo tushsa bizdan ko'radi. O'sha muammo aslida bir chekkasi menga ham tushgan bo'ladi. Meni o'zimni ham boshimda o'sha muammo bo'lgan bo'ladi. Faqat men bularga o'xshagan xotin chalishmasman. Boshimga tushgan muammoni ommaga chiqib olib yig'lab aytib yuradigan. Muammoim bo'lsa, men yaqinimga ham aytmayman. Muammoimni o'zim hal qilaman. Bular boshiga muammo tushar tushmasdan fohishaga o'xshab ko'chaga chiqib baqiradi. O'zi muammo bo'lmaydi u. Erkak kishi ko'chada muammoga uchrashi mumkin. Hammaga aytib baqir chaqir qilaverishligi to'g'ri emas. O'zini ishini o'zi qiladi. Bo'riga aytgan ekan, nimaga bo'yning yo'g'on desa, o'zimni ishimni o'zim qilaman degan. Bularning bo'ynida tasmasi bor. Bular o'zini ishini o'zi qilmaydi. Buni tan olishyapti. Mana shu masalalarni birodarlar biz to'g'ri tahlil qilishimiz kerak. Munofiqlar ba'zilaridan deyapti Alloh taolo. Ya'ni bir xil bular. O'zlari bir-birini yomon ko'rsa ham, lekin montaj, yolg'on, shantaj ishlari, xiyonat, yolg'on, birovni obro'siga tajovuz qilish, troll bo'lib olish, bularda dini bitta bularni. Faoliyati bir xil. Musulmon odamni iymoni uni siltash kerak, seskantiradi. Bu ishlarda hazillashib ham qilib bo'lmaydigan ish. Axir Alloh meni ko'rib turibdi-yu deydi. O'shaning uchun musulmon bir-biriga suyanadi. Munofiq bir-biriga suyanmaydi. Munofiq usulda bir xil.
Şunun için Allah Teala el-munafikun ve'l-munafikatu ba'duhum min ba'd degan. Bazısı bazısından. Dini bitti bunların. İtikadı, düşüncesi bitti. Allah beni körme yaptı deydi. Haklıken işini kılavuladı. Lekin müminlerini zikir kıyken de Allah Teala Tevbe suresinde dedi ki وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Mümin erkekler, mümin ayarlar bazıları, bazılarına avliyadır, dosttur, yardımcıdır. Çünkü mümin bilen müminlerini orası da dini mizan var. Uzaqdan turib olib, berkinib olib, palonchi xoin deb ketmaydi mu'min. Mu'min dalil bilan gapiradi. Samimiy bo'ladi. Maydonda turadi. Berkinmaydi. Borini qo'lidagi kuchini ko'rsatadi. Kuchi yetmasa aytadi, kuchim yetmadi deydi. Lekin berkinib olib, musulmonning nomini qo'yib olib, montaj qilaman, yolg'on gapiraman, manaqa qilaman, anaqa qilaman deb munofiqlik qilmaydi. Demek birodarlar şu trolling profillerine cevap vermeyler. Ularga o'zi yeterli bu bo'ldi. Bularni basharalari ochilib bo'ldi. Bular kechasi bilan uxlamayapti. Shuncha harakat qilyapmiz, baribir bizning kuchimiz yetmayapti deb o'zlarini ichida tanam olyapti. Bizning vazifamiz birodarlar yon atrofdagi o'zimizni odamlarimiz, musulmonlarimiz, yaqin do'stlarimiz. Ular shu Abdulloh Zufarga o'xshagan Mahmudga o'xshagan, Yusuf Davronga o'xshagan, Musannif Adhamga o'xshagan, sharlatan, millatni ichiga tushgan virus, ifloslarning ta'siriga tushib qolmaslik kerak. Din bunaqangi radikal qarashdagi yoki buzuq tushunchadagi dinini siyosiylashtirib olgan sharlatanlarning qo'lidagi o'yinchoq emas. Ularni gapiga quloq solgan, zo'r gapiryapti deb o'ylaydi-yu, lekin bir kun chuqurga tushib ketadi. O'zi ko'r odam hech kimga yo'l ko'rsata olmaydi. Doim aytayapman suhbatlarimda, to'g'ri, uzr maktublari juda ham ko'payib ketdi. Ba'zilar juda katta menga qarshi jinoyatlar qilganligini e'tirof qilyapti. Shu joyda ba'zi gaplarni aytay, suiqasd qilmoqchi bo'lganlar tavba qilib, o'zimga kelib uzrini aytayapti. Ko'p bunaqalar. Yolg'on informatsiya orqali bunga borishgan ya'ni ma'lum bir aldov fursatida shunaqangi jinoyatga qo'l urmoqchi bo'lishgan. Lekin biz aytamizki, ajal bitta bo'ladi. Alloh tugadi vazifang, hayoting, rizqing tugadi degan kuni hech kim to'xtata olmaydi. Lekin Alloh taolo hali bor desa, butun dunyo qarshi chiqsa ham kuchi yetmaydi. Çünkü Allah xohlagani bo'ladi. Biz vazifamiz birodarlar, Allohning buyruqlariga, uning ko'rsatmalariga, uning ta'limotlariga amal qilishimiz. Qo'limizdan kelgancha atrofimizni sog'lom tushuncha bilan himoya qilishimiz. Butun dunyo birodarlar, mana bu multfilmda ko'rib turibsiz, butun dunyoga bor mablag'ini yo'naltirib, butun insoniyatni globallashtirishga harakat qilishyapti. Fikirlarni buzish uchun harakat qilishyapti. Bundan qutulib chiqib ketish uchun yagona manba ilm birodarlar. E'tiqodimizni himoya qilib, ilmga yo'nalib, asl maqsadni belgilab, unga qarab harakat qilishimiz kerak. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining dinida sobit qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk. ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته